Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Görüntümüze geçelim. Selamlar. Bu hafta Mali tekrar bizlerle. Geçen haftanın intikamını alacağım senden bir ara. Öyle mi? Ne hazırlıklar yaptın? Daha hiç hazırlık yapmadım. İşte bir ara alacağım. Peki. Emre Kemal, teşekkür ederim. Karantinaya devam ediyorum. Çok sıkılmıştım açıkçası biraz o durumda. Yani berberimi de çok özledim. Ama ne olur ne olmaz diye gitmediğim için bugün kendim halletmeyi denedim. Olduğu kadar. Sanırım başardım gibi. İyiyiz, teşekkür ederiz. Ay. Evet, haftanın en çok beklenen programına geldik yine. Bugün yine birbirinden iğrenç parçalara bakacağız. IQ'larımızın bir kısmını yine burada bırakacağız. Özledik mi? Mali, sen geçen haftayı huzurlu geçirdin en azından bu yüzden, değil mi? Ben çok çok huzurlu geçirdim geçen haftayı. Sonradan bir kısmına baktım yayın tekrarının. Birazcık moralim bozuldu ama genel olarak huzurlu geçirdim yani. Bu arada evet, Mustafa abi kalp durumu, Mesefe kalbi sen görüyor musun bilmiyorum Mali şu an ekranda. Evet gördüm Ha, şimdi. Mesefeyi bitirmeye çalışan bir işte bulunup kalpli Mesefe fotoğrafı koymak mı hım diye bir yorum geldi çünkü Emir Kemal'den. Dongi o benim beatim abi. Yayınlandı. Bir sürü serilerinden bir tanesinde o var. Bu hafta yine az parça çıktı. Biraz netliğe batağına düşeceğiz. İyi taraf şu, şeyi fark ettim. Genel sohbet dışındaki başka bir şeye insanlar şu an yazamıyorlar Discord'da, onu fark ettim. Onu toparlayacağız bir ara. Hani haliyle biraz da ondan bırakamıyorlarmış sizden gelenleri. Özelden aldığım 2-3 tane de sizden gelenler işi var bu hafta. Onlara da bakacağız bu hafta. Anlat bakalım Mali, nasıl geçti? Bütün chat geçen hafta neden olmadığını biliyor. Emre'ye tekrar buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Tebrik Yalan ediyoruz söyledin kendisini. sandım bir an. Yok yok. Teşekkür ederiz efendim. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Güzel gönderdik işte kendisini. PCR testleri. Sonrasında kendisi Alman bürokrasisiyle uğraşmış döndüğünde tekrar. Bu bilgiler niye önemli bilmiyorum ama. İşte gönderdik. İş güce döndük. Şimdi de Cuma günü gelmesini sabırsızlıkla beklediğimiz muazzam. Ha yok, izleyeceğimiz şarkıları diye düzeltmiş beni hani. Ben baştaki benim beatimi sordu sanmıştım Dongi. Bunlar için şeye baktım açıkçası. Bol Sözlük'teki Perşembe Gecesi başlığı. Flow Radyo'nun bu hafta çıkacaklar paylaşımı ve bir Türkçe rap sayfası daha onun oradan Mali alıp görsel atıyordu. Bu hafta yapamadık ama ben Instagram'da pek bir Türkçe rap sayfası takip etmiyorum çünkü açıkçası. Çünkü yaptıkları mizahtan tiksiniyorum. Yani dürüstçe. Onların bu hafta bunlar geliyor diye verdikleri haberden bir kısmını da şeyden buldum. Spotify 0 kilometre playlist. Yayına yine birilerini karşımıza alarak başladık. Daha çok karşımıza alırız ya. Hayati bugün Safir Yener Çevik yok ama sen varsın listede, haberin olsun. Dinleyeceğiz. O adama iyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi söyledin anlamadım şu Yok, anda. Yener bazında bakarsak kötü bir Tamam. şey gibi oldu da yok, onunla alakası yok. Bu arada kanka ben de gerçekten Safir'i kedi zannediyordum. Abi Görene kadar. yani gerçekten, ama bak bu şey değil hani, karşımıza alalım ya da laf sokma çabası bilmem ne falan değil. Hani gerçekten insan ismi gibi düşünmedim ben onu hiç yani. Çoğu kişinin de benim gibi düşündüğüne çok eminim ya. Hani bu bir Yener'in eşine hakaret değil yani. Gerçekten kedi zannediyordum yani. Konuşamadım bile şu an, kedi diye kaldım ben hatta. Selam Tuğçe. Selam Hoş Tuğçe, hoş geldin. geldin. Ay bak, Safir'i insan sana kimse görmedim henüz diye yorumda geldi zaten yani. Aynen, Mesefe'ye bugün kalpli selamımız yukarıda. Sen sebebini anlamamış olabilirsin Mali bunun. Yok anladım anladım. Yayın ilerleyen kısmında geleceğiz oraya. Baktım ben de o işe. Anladım. Ama bu şeye tekrar döneceğim bak, yayına başlamadan. Hem biraz sohbet ediyoruz hem birkaç derdimi arada böyle bir sıkıştırayım. Abi gerçekten sen şu konuda ne diyorsun? Sadece Türkçe rap sayfaları için söylemiyorum da. Bir içerik çekiyorsun YouTube'a, tamam mı? İronik bir içerik. Komik olma çaban var. Videonun başlığını ama parantez içerisinde parodi yazdığın zaman kötü hissetmez miydin? Hani ben kitlemin IQ seviyesini ve dolayısıyla hitap ettiğim insanları çok çok üzülerek sorgulardım öyle bir durumda yani. Çünkü bakın bu parodidir diye açıklamak durumunda kalmak çok kötü bir durum, değil mi? Çünkü Türkçe rap, Instagram Türkçe rap sayfaları benim gözümde eşittir bu yani, çünkü o yüzden. O tarz videoları izlemediğim için içeriklerini de bilmiyorum. Yok ama denk Ciddi geliyorsundur söylüyorum. Denk geliyorum, geliyorum. YouTube önerilerinde izlemesen de sana bunu maalesef üstüne fırlatıyor YouTube, biliyorsun çünkü. Yani çok çok utanç verici geliyor ya o. Kitlenin IQ'su mu varmış, doğru. Yok be, kim yapmış onu değil. Burada spesifik birine laf söylemiyorum ya. Hani gerçekten Instagram'daki Türkçe rap içeriği üreten sayfalar bu tonda ya abi hani. Kalitesiz Ya bir mizah. ara şey vardı. Sen takip ediyor muydun bilmiyorum. Almanca rap ile ilgili bir sayfa vardı.
Bir çocuk Bu vardı. şerefsiz klasa diye. Yok, bir tane kız yönetiyordu. Sıkıldı bıraktı mesela. O sayfa Yok. aşırı kaliteliydi ama onun Türkçe rap versiyonu yok. Ben Almanca çevirileri bir Uğur Gürbüz olması lazım. Belki de soyadını şu an sallamış bile olabilirim. Öyle birisi vardı. İsmi Uğur'du da. Onun kanalına bakıyordum sadece YouTube'da, hani çeviri amaçlı. Ha, gerçekten çekilmiyor. Bak, bir chat'te de söylenmiş. Ya hakaret gibi geliyor abi, hani insanların zeka seviyesine o paylaşımlar. Başlayalım mı? Biraz daha muhabbet mi edelim, ne dersiniz? Çünkü bugün işkencemiz bayağı uzun sürecek. Bu hafta parçaları birkaç gündür ne var diye ben yokladığım için bir kısmını dinledim. En zor yayınlarımızdan birini yapacağız. Hepiniz hazırsanız umarım. Ben bir iki iş dışında bir şey dinlemedim. O kadar kötü mü ya? Abi yani bilindik isimlerden az parça var zaten. Ama yani geldiğimde anlayacaksın ne olduğunu. Hatta şeyi aldım. Daha önce dinlediğimiz mesela Fred'in albümün yeni klibini falan da aldım. Aslında albüm çıkalı oluyor ama hani bu tarz şeyleri bile yeni single diye aldım. 2 haftadır bir üretim kıtlığı var zaten. Geçen hafta mesela Sagopa Kajmer'in EP'si, işte Maestro'nun şarkısı gibi şarkılar kurtarıyordu günü biraz. Bugün kurtaracak şarkı da az gibi duruyor ama bakalım. Hadi bak. Bugün ilk kez Başlayalım dinleyeceğimiz istersen isimler de yavaş. var. Tamam. Bugün ilk kez dinleyeceğimiz isimler de var. Ve bunları bir kısmı Netteden geliyor. Baştan uyarayım. Daha önce ilk bölümümüzde bir kere Netteye batana girmiştik. Orada hatırlıyorsunuzdur. Abi Netteden de kendim gidip seçmedim bu arada. Şey yapılmış. Bildiğimiz o işte Flow Radio falan paylaşmış bir iki tanesini. O yüzden aldım, hani bir bildikleri vardır herhalde diyerek. O zaman ilk parçamızla başlıyoruz. Tefo ve Seko Yallah parçanın ismi ya. İsimlerden zaten bir hani yine neyle karşı karşıya kalacağımızın farkındasınızdır deyip çok da uzatmadan başlatıyorum parçayı. Allah. Oy. Başlamadan önce bir şey söyleyeceğim Mali. Dinlenme sayılarını da söyler misiniz demişler. Robert Hip Hop, hoş geldin. Takip için teşekkürler. Dinlenme sayılarını da söyler misiniz demişler. Abi biz bunu Watch Together'dan seyrettiğimiz için sadece görüntü geliyor bize. Alttaki açıklamalar ve istatistik kısmı gidiyor. Öbür türlü Mali çok çileli bir şekilde seyrediyor ve bize de yayın droplu geliyor çünkü o zaman biraz. Ama bir dahaki programda ben bir kenara not edeyim onları. Size açmadan önce onları da aldığım zamanki istatistikleri en azından 3 aşağı 5 yukarı söylemiş olurum. Yorumları okuyarak başlayacağım ben Mali. Özgüven tebriği veririm arkadaşlara denmiş. Jambay Walker küçük boy menü denmiş. Çok ideal mi? Çok ideal bir yorum. Çok doğru bir yorum bence. Ya parçanın herhangi bir iyi yönü yok bence ya. Bu arada. Parçanın bir iyi yönü var abi. Bitmesi. Bitmesi, çok kısa sürmesi. Değil mi? Evet. Çok kısa. Bayağı kısa sürmesi yani. Evet, 1 İki dakika. dakika falan, iki. 1 dakika 58 saniyeymiş abi. O bile bana uzun geldi, biliyor musun? Yani şey var. Direkt stock beat, yani resmen stock beat. Hani bunu şey bir iddia olarak ortaya atmıyorum. Hani şey anlamında değil. Hani almışlar free beat anlamında. Direkt stock beat artık şu yani. Her hani şu sound'u yapacak her prodüktörün bir kere yaptığı beat yani şu zaten. Ve ben bu tip Evet, klip Emir Kemal'in söylediği gibi. Bölmek istemedim ben de. 1.58 şu anki şarkı abi. 2.22. Ha tamam, pardon. 1.58 şu anki parçaymış. O 2.22'ymiş. Nette de şarkı yayınlayabilmek için kriterler nelerdir bilen birileri var mı denmiş. Abi şöyle. Nette birçok şirketle çalışıyor. Onu söyleyecektim. Para olabilir dendi. Ya şu var. Daha önce önermiştim ilk yayınımızda. Tekrar edeyim mesela. Çok mu kötü müzik yapıyorsunuz? Hani berbat klip mi çekiyorsunuz? Hırsıza mı benziyorsunuz? Mali bu arada sesin gelmiyor. Gülüyorsun ama sesin gelmiyor. Özellikle basmadım, Peki. Hani ve bir yerde benim parçam çıksın mı istiyorsunuz? O zaman adresiniz Silvana Müzik. İsmini de veriyorum. Artık 25. kişiyi karşımıza alıyoruz. Bu programda da artık haftalık değil. Joxilla. Her hafta 6 kişiye sallıyoruz bu programda en az. Neyse. Abi gerçekten mesela bunun çıktığı şirkete bakmadım. İlk hafta bakmıştık. Abi nerede kötü parça var? Silvana Müzik. Hani hiç seçici değiller. Çubuk mikrofonla alınmış şarkı var. Kayda alınmış şarkı var Netteye Müzik'te abi. Hani biraz para yediriyorsanız çıkabiliyorsunuz. Aynen, dağda bayırda trap mi yapıyorsunuz? Ya da çok kötü bir UFO taklidi misiniz? Buyurun abi. Nette de sizi kabul edecek çok fazla şirket var. Tahminen 300 lira ile 2000 lira arasında fiyatları
size sağlıyorlardır bunun işte, ama saçmalık şurada. Siz normalde bu işi hani sanatın dışında ticari olarak para kazanmak için yaparken, bir de klibim yayınlansın artı ben tanınayım diye para vermek, yani işte benim gözümde takipçi satın almakla aynı gereksizlik yani. Yani bu yolu tercih etmek isteyen arkadaşlar varsa aramızda, tekrar ediyorum. Öncelikle Silvana Müzik burada büyük bir çıtadır. Asla denk gelemeyiz. Ama benzer diğer label'ları da görüp bakabilirsiniz. Bilindik fena olmayan label'lardan, fena olmayan derken ellerindeki sanatçı kataloğu bazında, Sofistikal de mesela Netday ile çalışıyor. Onların bu şekilde bir tutumu yok belki, ama hani bilindik firmalar da Netday ile çalışıyor aslında. Yani bir dağıtımcı Netday'e baktığımız zaman, ama Türkiye'de çok kötü label'lar ardı ardına açılıp ticaret yaptığı için abi, hiç zor bir şey değil o sorduğunuz şey. Çok konuştum, top sende Mali. Yani bir Netday videosu için 10 dakikada konuşuyorsun, ben onu anlamadım zaten. Yoksa Şarkıya yorum program yapmayacağız çok çabuk herhalde. bitecek. Yoksa program çok çabuk bitecek. Falan böyle itiraf ediyormuşsun değil mi? Yok, şaka bir yana, sorulduğu için değindim abi, ne yapayım? Şarkıyla ilgili hiçbir şey söylemedin. Berbat bir şarkı, ne söyleyeyim oğlum? Stock beat dedim zaten en başta. Ya benden ne bekliyorsun abi? Ben ne söyleyebilirim bu şarkı hakkında? Beklentim Sıfır var mıydı mesela? yani. Aşırı. Ay. Vas, hoş geldin. Sıradaki parçamız, bu da Netday'den yayınlanmış. Dil Swank, Focus Everest. Bu parçayı hatta Flow Radio, Selo'yu falan da etiketleyerek paylaşmış. İlk kez dinleyeceğim. Direkt linki attım, sadece dinlemedim. Ama Netday olduğu için buna da bir önyargıyla başlıyorum. Tekrar edeyim. Sıradaki parça Lil Swank, Focus Everest. Evet Mali. Ne diyorsun? Bu sefer senle başlayalım. Ben de bugün sert bir tütün yaptım ve konuşurken kötü yaktım, onu toparlamaya çalışacağım dürüstçe. Karşımıza almaya devam ederek mi ilerliyoruz? Tabii hiç problem yok. Yani Netde artı Selon'un içinde olduğu bir iş olarak komple önyargılı başladık zaten. Abi ben hiç iyi bir şey göremedim ya. Sen gördün mü bilmiyorum da sıfır yani. Sıfır. Şu an 2'de 0 gidiyoruz abi zaten. Sadece Kadıköy'e girebilmiş rapçilerden bir tanesi, o kadar. Onun dışında Eyvallah, o bahsettiğin tweet'i hatırlıyorum. Ay. Sam Donovan Kayra'nın yeni parçası mı çıkmış demiş. Evet, Kayra var bugün listemizde, dinleyeceğiz. Programda gömerseniz seviniriz. Terk Korakor. Yazalım bir kenara abi. Mali, sana zahmet, bunu sen not alabilir misin? Ben ekran paylaşımıyla veriyorum ya görüntüyü. Yok etmeyeyim ekranı. Tamam. Selamlar Baykan ve Mali Bey. Nargileler neli acaba? Mali linkini bilmiyorum. Benimki Tangerine Mint artı Ultimate Cream. Ben de söyleyeyim. Benimki çok klasik zaten. Marka veriyor muyuz? Verebilirsin Sen ya. verdin gerçi zaten de. Koskoca Benim Tangerine benim direkt el fakir sponsorluğuma mı çiftlerim ya kaldı çok. yani? Yani. Direkt el fakir çiftlerim. Vakit az olunca kasmadım. Yazdım abi bu arada şarkıyı da. Tamamdır. Sağ yenilerde abi, dinleyeceğiz. Parçaya gelirsek abi, artık o kadar sıradan geliyor ki bana bu tarz girişimler. Chat'te şey denmiş çünkü, bence iyi niyetli bir girişim diyen olmuş. Yani abi, vokal kötü, yine beat çok fabrikasyon, çok stock beat kafasında, nakarat papağan nakarat ya, ve hiçbir şey anlatmıyorlar artık. Yani o kadar şeye döndü ki, bir dönem pop müzikte bir bakkal müziği tartışması vardı ya. O, enteresan olan gerçi o tartışmanın Hande Yener ve Demet Akalın arasında geçiyor olmasıydı. Çünkü ikisi de bence bakkal müziği yapıyordu. Neyse. Tam olarak o kafaya geldik ya. Robert Hip Hop olmamış demiş. Aynen, katılıyorum. Kötü bir parça. Bu şey sizden gelenlerden gelen bir parça, evet. Mevali Pek. Propaganda. Evet. Bir yorumlardan başlayayım Mali. Sen orada söyleyeceğin bir şey varsa kafanda toparla. Abi bu arada Twitch'te daha en fazla 1,5 ay olmuştur başlayalı. İlk yayınımız Temmuz'un ortasında doğruydu. Hani çok bir şey kaçırmadın aslında. Yeni dahil oldum. Geldiğin için teşekkür ederim. Takip içinde. Hip Hop 101 yayınlarını tavsiye ediyorum bu arada, izlemediyse eğer, yeni keşfettiyse. Ya tekrarını yükleyeceğim de, dünkü bölüm 5 saat sürdüğü için o biraz zor olacak. Bakalım nasıl render'ını alıp halledeceğim onu. Evet, deminden şimdiye geldik. Bizi bir yere götürmüyor parçalar demiş Sam Donovan. Abi çok haklı. Şey, ben daha yayın yapmıyorken de bana bir parçasını göndermişti Mevali Pek. Doğru mu okuyorum onu da bilmiyorum ama. Orada daha çok beğenmiştim. Bir konu bütünlüğü, bir konsept yaratılmaya çalışılmış ama pek olmamış. Alınmayacağını düşünüyorum. Ama bu parça beni yordu ve açıkçası çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim.
Ama gönderdiği için yine de teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Muhtemelen Freebit zaten. Öyle anlaşılıyor. Ama emin değilim. Olabilir. Zaten hani Bit de tek düz ama bir kişiyi daha alalım mı karşımıza? Alalım. Tamam. Hani dinleyeceğiz muhtemelen ama Murda'nın bu hafta çıkardığı şarkıları dinlemektense arkadaşı dinlemeyi tercih ederim. Yani. O kadar mı? Ben albüme doğru düzgün bakmadım. Ben de albüme doğru düzgün bakmadım. Murda'nın kısımlarını atlaya atlaya dinledim çünkü. Neyse yorumlarını oraya sakla o zaman. Neyse oraya geliriz. Anladım. Oraya geliriz. Yani hani bir demo olarak değerlendireceksek fena değil ama daha bayağı uzun bir yol var önünde. İnşallah başarılı olur kendisi. Umarım yaşı gençtir arkadaşımızın. Çünkü 30 yaşında birine daha yolu var diyorsak biraz moral bozacak bir yorum olacak bu çünkü. Yo abi. Yani 28'inde 29'unda rap'e başlayıp bir anda piyasaları alt üst eden insanlar da var yani. Yani ama ne bileyim. Yani biliyorsun ya bizim jenerasyon hatta Amerika'da daha da erken yaşlar. Yani ben ilk tanınmaya başladığımda çünkü atıyorum 14 yaşındaydım. Bu beni kendime övgü değil. Yani Sansar 18 yaşında o dönemki camia için süperstardı. Biraz onu düşünerek diyorum. Yani Amerika'da baktığın zaman Mobb Deep ilk ünlendiğinde ergenlerdi yani daha reşit değillerdi. Keza Şahim diye bir şey tanıyoruz abi 8 yaşında ünlendi adam. Hani bizim camiada biraz hani ünlenme yaşları ufaktır. Globalde de Türkiye'de de o yüzden diyorum. Ha tabii ki bu arkadaşımız 30 yaşındaysa bu da kötü bir şey değil de hani daha uzun yol var deyince biraz morali bozulur diye onu dedim hani yani. Yo bu kötü bir şey değil yani uzun yolu ne kadar sürede kat ettiğin önemli abi. Kötü anlamda söylemedim ben. Anladım tamamdır. Sıradaki parçamız. Base Mod'dan geliyor. Uzay Şiki Baba. Kapattım aynen abi. Mali sen başlamadan ben ufak bir şey ekleyeceğim. Ekleyeceğim diyorum bir giriş yapacağım. Demin kendisini andık. Daha kötüsü de var. Bildiğin şey, yan sanayi Murda değil mi sence? Yok abi ya. Ben net onu hissettim ya. Ben net onu hissettim. Yan sanayi Murda hissettim ben yani. Siz sözleri nasıl anladınız? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Nakaratı hiç anlamadım. Ne dediğini de anlamadım. Yorum rahatım, geldi. Rahatım iyidir bu şey. Bir yorumu okuyacağım. Baykan abi ben kendimi övmek için söylemiyorum. Daha yaşım 16 ve elimde yüzlerce beste var. Ben bile paylaşmaya korkuyorum. Daha yeni mikrofon aldım eve demiş. Keşke çoğu kişi paylaşmaya korksa yeterince piştiğine inanmadığı müddetçe. Özgüven bazında medeni cesaret olarak tebrik ediyorum bugün şu ana kadar dinlediğimiz arkadaşları ama bayağı bir şeyler eksik ya. Şu an 4'te 0 gidiyoruz bugün. Muhalefet şerri koyacağım burada. Tabii. Geçmişte çok kötü leş işlerini dinlediğimiz demo olarak yayınlayan ondan sonra da belli bir tarz oturtan isimler var. Yani aslında bence tam pişmeden şarkı yayınlamakta bir sıkıntı yok. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama klip çekmezsin hani buna ya da böyle büyük bir label'dan yayınlamazsın. Yani Base Mod'un da büyük label olarak kalıp kalmadığı biraz tartışmalı bence şu an. En azından ismi bilinen. Çünkü şundan söyleyeyim. Diyorum son birkaç aydır Base Mod'dan çıkan işlerin netlerde gördüklerimizden çok büyük bir farkı yok maalesef. Sen de farkındasın. Ben de sana şey soracaktım. Base Mod'daki yayın şartları neler onu biliyor musun diye soracaktım. Bilmiyorum ama Base Mod yönetim değişikliğine gitti. Ulaş Demiröz Base Mod'dan ayrıldı ve EMI'ın yani Universal'ın başına geçti. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam. Şu an Sony Müzik ayrıca eskiden Base Mod varken almıyordu ama şu an Sony Müzik kendi bünyesi. Mesela P direkt Sony'den çıktı. Base Mod'a da altına çıkmıyor. Sanırım Base Mod Hip Hop Life Pro gibi bir şey olacak. Hip Hop Life ile alakası kalmamıştır ama örnek vermek için diyorum. O da çünkü farklı bir label'ın alt label'ıydı ya daha minik. Onun gibi bir şeye dönecek galiba Base Mod. Son 1-2 aydır hani programı yaptığımızdan beri Base Mod'dan gelen işlere bakıyorum. 1-2 istisna hala sözleşmesi devam eden isim hariç. Nette ile aynı şeyler geliyor yani abi. Ekleyebileceğim bir şey yok. Noize'in önerdiği parça diye bir şey gelmiş. Ben onu listemizi bitirince bu tarz şeyleri sona atacağım. Hatta şuraya atayım. Orada dursun. Niye oraya atıyorum ya? Direkt Boş Together'a ekleyeyim. Benim de kafam durdu. Ya bunlar normal arkadaşlar. Garipsemeyin. Çünkü biz bu programda IQ'muzu büyük oranda bırakıyoruz bir kenara. Bırakmaya zorlanıyoruz. Sabahtan beri çalışıyorum. Dün deli gibi çalıştım. Benim zaten IQ'm kalmamıştı. Evet. Hayati burada mısın? Sıradaki parça Hayati'den geliyor. Hayati Telgeler featuring If ve Ilvaz. Ilvaz beat yapmış diye tahmin ediyorum. Verse okumamıştır diye tahmin ediyorum. Bizi aydınlatırsın biz parçayı dinlerken. Hayati Telgeler featuring If ve Ilvaz bitti parti. Sen parçayı dinlediysen ama parçaya yorum yap. Ben bu arada senin kameranı ayarlayayım. Tamam ben özellikle Ilvaz'ı tebrik ediyorum. Daha önce başka işlerinde yanılmıyorsam dinlemiştim. Sevmiştim bunu da bayağı başarılı buldum.
Şarkıda başarılı buldum. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Aynen, parçada nasıl bir ruh varsa beni düşürdü. Chat'te yazılmış. Ne varsa? Parçada nasıl bir ruh varsa Malaya'nın düşürdü yazmış chat'te de. Ha, eyvallah. Biraz daha devam Halledebildin et. mi bu arada? Biraz daha devam et. Ben Tamam. halletmeye çalışıyorum. Tamam. Tamam peki. Yakında geleceksin. Albümü ben aslında gördüm ama dinleme şansı bulamamıştım. Dinlerken not aldım hatta kenara bir albümün geri kalanına da bakmak için. Ben bayağı başarılı buldum, hoşuma gitti, beğendim. Ben Hem bugün... lirikal anlamda, hem vokal anlamında, hem de prodüksiyon anlamında. Özellikle de üst üste 4 tane kötü şarkı dinledikten sonra bayağı ilaç gibi geldi. Evet, üst üste 4 tane parça dinledikten sonra bana da ilaç gibi geldi abi hemfikirim. Hayati bayağı vokalini geliştirmiş. If benim sözlükte daha önce bir kere benim bir beatime girmişti zamanda. Yayınladığım bir beat'e girmişti sözlük albümleri için. Orada da beğendiğim bir isimdi. Vels'i tebrik ederim, beğendim. Ben albümden ve parçadan ben bugün Vels'e bir müşteri pasladım. O sırada konuştuk abi dinleme şansın oldu mu diye. Öyle haberdar oldum. Hepsinin ellerine sağlık. Şu ana kadar dinlediğimiz tek iyi parça. Beğendim. Bu sırada görüntüyü ayarlarken bakamadığım için chat'teki yorumlara biraz bakayım. Abi bu arada seni tebrik ediyorum. Reenkarnede Türkiye'nin en iyi işlerinden birine imza attın. Abi teşekkür ederim. O da mesela 2009'dan kalma bir free beat aslında. Tek farkı stabil o parçayı yaptım dediği zaman işte bana ulaşma şansı vardı. Normal bir dinleyicinin ya da amatör bir üreticinin aksine. Kanalları alıp daha iyi mix etme şansı oldu sadece. Abi bir anda YouTube olan yere koy Mali Reis'i. Benim en güzel parçam sensin de. Peki. Autotune'lu ördek Ezhel'in albüme baktık mı demiş. Abi Ezhel'i en sona attım. En sonda bakacağız. Teknik aksaklık için özür dileriz. Neden oldu ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok benim de. Sen şarkıya bir yorum yapacak mısın? Bir şey ekleyecek misin? Yorumumu yaptım kanka. Ekleyeceğim bir şey yok. Sadece chatten devam edeceğim. Bir dakika. 90 BPM bana da andırdı. Evet. Beğendim ama gerçekten buradaysanız tebrik ederim abi. Güzel iş olmuş. O zaman sıradaki parça. Gökay Yallah. Tamam. Tabii ki. Geçme diyor Tuğçe. Arkadaş mahalle içinde Azer'e devam ya neden rap kafayı kıracağım? Evet ben de bunu sorguluyorum. Klipte sevdiğim tek bir şey var benim. Tahmin edebilecek misin Mali? Yok, anlamadım. Klipte Ulaş da oynamış da. klipte sevdiğim tek şey olabilir kendisi. Boyalı eller Ulaş. Grafitici. Ha, ben şey birebir tanışmadığım için simayı Ha, tanımıyorum. eyvallah. Ulaş sevgiler kanka. Galiba sizin eleman. Ama yani hiç bana hitap etmedi ya. Bundan da çok sıkıldım, beğenmedim. Ekleyeceğim ne olur? Evet, gerçi Özbulut diye girdi parça da ya. Özbulut neden velet veya semt rapi türevi rapçilerle devam ediyor? Ben buna pek anlam veremiyorum. Ya, ticari kaygı tabii ki anlam veremiyorum derken sebebi belli de. Bu kadar şey olmasın ya. Gerçekten çok kötü parçaydı bu arada. Buna da herhangi bir iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Bugün çok fark yaratacak bir yorum yapamıyoruz ama öyle bir iş de elimize gelmiyor yani. Hani hakikaten üstünde yorum, kötü yorum da olsa Evet. detaylı yorum yapabileceğim bir iş gelmiyor. Hiçbir şey yok abi. Bir tane çıktı şu ana kadar. Evet. Bunun dışında. İksir sallan geçen Ama hafta dinledim abi. Ya da 2 hafta önce. 2 hafta önce chat'teki yoruma katılıyorum. Kimin yazdığını kaçırdım şu an, göremedim ama ilk Yallah'tan daha iyi, ama yani sandım bu arada Allah arkadaşı değil muhtemelen, ama Anladım. Sesin bir kesildi orada. Anlamadım. diyorum ki chat'te bir arkadaş yazmış, göremedim Orayı yukarı duydum sonrası kaydı. yok. Tamam, ben arkadaş Almancı sandım bu arada. Hmm, Hatta sanmıyorum. şarkı girerken direkt Summer Cem Yalha Habibi falan deyince, ama değil muhtemelen. Sen de Ulaş'ı gördüysen değildir. Yok yok. Sultanbeyli diyordu klibin girişi. Dur, mikrofona yaklaşayım. Sultanbeyli diyordu zaten klibin girişinde kanka. Ben kaçırdım orayı. Almancı değildir ama zaten şu an Türkçe rap'te herkes Almancı ya hani onun için yani aslında teorik olarak semt rap'e eşittir Almancılık benim gözümde çok uzun süredir aynı şey ya. Yani reddedim yorumuna karşı bir şey söyleyemeyeceğim. Haklısın. Yani maalesef. Evet, Samur Cem'i de son Benim dönemde çok beğenmiyorum bu arada. Bunların yanında çok iyi olmasına rağmen son döneminden acayip sıkılmış durumdayım Samur Cem'in. Tuğçe sormuş. Hemfikirim. Evet, konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama Alman piyasasına girmişsek şunu da söyleyeyim. 2000'lerdeki Alman piyasasıyla bugünkü Alman piyasasını karşılaştırınca ben Türkçe rap piyasasından daha çok üzülüyorum Alman piyasasının geldiği durum. Evet doğru. Komple bizimkiler ele geçirdi yani. Katılırım. Ve o zaman sıradaki parçamız Mali ikimizin de fanı olduğu birisi geliyor. Hazır mısın? Kim acaba? İkimizin birden fanı oldu. Evet çok sevmiştik bir parçasını dinleyince hatırlıyorsundur. O Hadi. geliyor, o Hadi kişi bakalım. geliyor. Sıradaki parçamız Lil Turk, Impala. Oo! Çok yapmacık oldu.
Ay. Abi klipteki tek güzel şeyler arabalar hakikaten ya. Hani Evet, şu evet. sadece klipte değil yani bütün eser dedim gerçi özür dilerim. Diğer evet. Eserde. Diğer sanat eserlerinden özür diliyorum. Sincap hoş geldin abi. Biz de acı çekiyorduk. Güncel Türkçe rap'le. Abi her gelene böyle sorarsan dinle kimse kalmayacak. Herkes çıkacak Abi yani. zaten her program en az 7-8 kişiyi karşıma alıyorum. Zaten şu an Türkçe rap camiasında en nefret edilen figür benim. Hani benim bir sıkıntım yok o açıdan. Benim sıkıntım beni niye kattın bu işin içine? Yanan ben oldum yani. Ay, ama abi hakikaten çok kötü gidiyoruz. Hani bu hafta ekstra rezalet. Ya biraz dert yanacağım size. Bir diğer parçaya geçmeden Lil Turk özelinde. Daha önce de bu arkadaşı bayağı ağır eleştirmiştik ama. Hani kötü parça olsun ama üzerine en azından konuşabileceğimiz kötü parça olsun. Ya şunun üzerine ne konuşacağım ben? Vallahi acı çekiyorum ya. Yani bir müzik türü, bir janra bu kadar mahvedilir ya. Bu kadar içi boşaltılır. Hani bak içi boşaltılırdan kastım şey beklemiyorum ha. Conscious rap olsun sürekli böyle bir mesaj kaygısı güçsün falan demiyorum abi. Ya daha ne kadar sığ hale gelecek bu müzik? Ya yaptığım şeyden tiksinir oldum ya. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok Kaygılı abi neye ekleyeceğim? hani kaygılı kaygılı bakmaya devam edeceksin. Endişeyle takip ediyorum. Gerçekten bir saat oldu ve hayatımda geçirdiğim en boş bir Abi saat gerçekten muhtemelen. biz bu, her hafta Cuma günü IQ'muzu bırakıyoruz ve üzüldüğüm şey şu. Dün ben Golden Age'den başladım. 2000'lere kadar geldiğim tamamen bilgilendirici ve güzel müzik dinlediğimiz yayın yaptığımızda yayını 8 kişiyle bitirdik. Ama bu içeriğimizin hani bugün yine 30'uz azız ama normalde 40'a 50'ye ulaşıyor olması beni gerçekten üzüyor abi. Çünkü burada resmen hani gülüyoruz, eğleniyoruz bir taraftan ama beynimizi bırakıyoruz ya. Güzel müzik dinlediğimizde kimse gelmiyor. Kanka ciddi bir şey soracağım. Sen insanlar bugünkü yayını izlemesin mi istiyorsun? Hayır. Nihai amacın bu mu? Tamam. Hayır, hayır nihai amacım bu değil ama Cuma günleri ben acı çekiyorum. Artık çektiğim acıdan zevk alamayacak hale geldim biraz. Bunun sıkıntısı var ya. Geçelim mi? Yavaştan. Geçelim bir yorum daha okuyayım. Impala diye şarkı yapıp klipte Impala'ya benim sözlerinde de 60, 64 model Impala uçuş hazır kemerini bağla falan demek 10 numara hareket dolu dolu bir şarkı. Değil mi? Evet. Sıradaki parça. Ado featuring Junkie ve Hel'in Büyük Bir Soygun. Biraz garip yazılmış. Oh. Yine chatten geç kararı çıktı. Demokrat bir kanal olduğumuz için uyguluyorum. Ya üzüldüğüm şey şu. Ya Berksu aslında biliyorsun şu an konuşmuyor da olsam benim arkadaşım eskiden. Yani bu kadar kötü müzik yapacak birisi değildi normalde ya. Hatta Ali de hatırlar, moderatörüm Ali Iverson chatten. Hani Rap Room dönemi, hani bayağı underground 2007-2008'den bahsediyorum ama çok güzel işler yapıyorken neden ya? Ya bu da fotokopi gibi şarkı abi. Aynısından bir 100 tane falan dinledim ben herhalde. Onları da beğenmemiştim bu Hem arada. bir evet. Hem bir anlamında hem söz anlamında değil mi? Aynen her anlamda. Çok fabrikasyon her şey. Buna da iyi bir yorumum yok. Ve hatta Ben bak şeye eğlendim ama. çok özür dilerim. Ali hatta bir dakika bir dakika Adonis mi lan bu diye şaşırdı çocuk hatta şu an farkındasındır yani. Hani bak şu konuşmuyoruz ama hala iyiliğini istiyorum abi. Yani bence biraz düşünmen lazım. Ben bir tek şeye eğlendim. Büyük bir soygun deyip sakız ve jant çalmalarına eğlendim. ve şey var hani konuşmasak da hapse girmeni istemem abi ya. Hani bu iyi bir reklam değil. Hani çok manasız bir şekilde kokainden bahsetmene gerek yoktu bence yani parça içerisinde. Çünkü kullanmıyorsun. Öyle bir paran da yok şu an. Hani kullanacak olsan da öyle bir paran yok Kanka IQ metrenin yanına bir yani. tane de şey ekle, onu açacaksın diye umuyorum. Bir tane de karşımıza aldığımız kişi metresi eklersen sevinirim ekranın Yok. yanına. Oğlum Berksu ile küstüm zaten yani. Daha ne kadar karşıma alacağım. Ama ya Tamam şey canım. değil şu an bu yaptığım yorumun küslükle alakası yok. Gerçekten hani üzülüyorum çünkü yetenekliydi. Hani daha vizyoner işler bekliyordum yani. Yine de ciddi bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar dinlediğimiz diğer şarkılar bir tanesini es geçiyorum. Diğer şarkılar içerisinde en azından ortasını geçebildiğimiz İlk şarkı olabilir. Evet ya Şeyde geç yorumunu yazmadan. Canki zaten genç bir arkadaş. Hani aşırı tanımıyorum ama bir dönem birkaç konserde beraber bulunmuşluğumuz vardı. Daha yolun başında. Ona bu kadar Berksu'ya yapacağım kırıcı eleştiriyi Canki'ye yapmam çünkü daha yolun başında sayılır. Hani belki
fikirleri değişir, belki teknik manada bakışı değişir ama hani Bergson'un eskiden olduğu noktadan bugün geldiği yere şu an üzüldüm yani. Yani eski bir arkadaşımı için üzüldüm açıkçası yani. Çünkü müziği bilen bir adamken hani onun da bu biraz para için, para kazanmak için maddi kaygılarla bu bahsettiğimiz fotokopi bakkal müziği furyasına girmesinden rahatsız oldum biraz yani açıkçası. Neyse, sıradaki parçamız. Sehabe ve Hala Leda. yayının başından beri çok özür dilerim abi. Sesin geç geldi bana. Çok özür dilerim. Bölmüş gibi oldum. Hala yayının başından beri elle tutulur bir yorum yapmadık bu arada. Abi yapamıyoruz çünkü iş Tek yok. şarkı dışında. Perşembe gecesi bütün parçalar çıkıyor ve şu an elimizde maalesef bunlar var abi. Yani üstünde detaylıca konuşabileceğim, değerlendirebileceğim bir iş gelmiyor ki. Önceki haftalarda yaptık bu yorumları yani. Kötü işler de olsa üstünde konuşacağımız bir şey geliyordu ama şu an üstünde konuşabileceğimiz kadar iyi bile kötü bir şey gelmiyor. Hani garip bir cümle oldu ama anlıyorsunuzdur. Evet. Yani çok kötü işler Bunlar gelmiyor hep yani. IQ seviyesinin düşmesinden kaynaklı bu cümleler hep. Sıkıntı yok. O zaman sıradaki parçaya geçeyim mi? Geçelim lütfen. Sehabe ve Resira. Bu günah sayılır mı? Çok Kanka şükür. bence bunu ciddi yorumu yapabiliriz bu arada. Yapalım. Başla o zaman. Tamam. Öncelikle 12'den daha başarılı. 12'de de aynı isimler vardı değil mi? Yine Resira vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine 2 hafta ikisi. önce çıkan şarkıda. İkisi Yine vardı yine. ikisiydi evet. Ama benim tek sıkıntım şu, boş bir klip yani illa klip çekmek zorunda değilsiniz abi. Yani Sehabe Yani çekiyor ne kadar dolu olabilir ki? birincisi bu. Seha Bey'i de listeye ekleyebilir miyiz Seha Bey'i de? Eklerim abi. 3 kişi falan kaldı zaten. İnşallah Fuat abi yakında albüm çıkarmaz. Değil mi? Aram bozuluyor. Albümdeki beatlerim siliniyor falan böyle. Ona alışıksın zaten Fı de. Ama beni de sen kendin gibi yaptın yemin ederim. Devam. Ne diyeceğimi de unuttum. Beni rahatsız eden şey ya aslında ben şarkıyı sevmekle sevmemek arasında kaldım. Belki böyle tek bir şeyden bahsetseydi şarkı boyunca bir konsept olsaydı hoşuma gidebilirdi ama ne anlattığını anlamadım. Bir o konuyu atladık, bir o konuyu atladık. Bir trendlere girdik ki Seha Bey'in trendlere giren kaç şarkısı var. Ben esas ona güldüm Ben orada. onu kaçırdım yani. Bir Ya tane ben falan denk geldim ben burada ama özür dilerim bölüyorum. Orada ilk beni Apple Müzik çok güldürmüştü telaffuz olarak. İlk ona gülüyorken üstüne şey gelince kahkaham devam etti zaten. Bizi boykot ediyorlar yoksa trendlerdeydik falan abi sen trend ne zaman gördün sen? evet, ikincisi de boykot kısmını anlamadım. Ben Sehabe'nin boykot edildiği bir yer görmedim ya. Tabii canım şey var işte Gezi eylemlerinden beri işte Şahenk'in Feri Şahenk'in firmaları Mado ve Sehabe üçü. Ciddi bir şey. Gerçekten ciddi bir şey söyleyeceksin, aydınlatacaksın diye dinledim. Devam et. Ben daha gömeceğim kendi kısmımda çünkü. Tamam sen göm. Abi yani Sen göm abi, sana bıraktım. ben şu an senin adına çok üzgünüm. Biraz beğenmekle beğenmemek arasında kaldım dedin. Bunu be Aa. yani şey var. Şu an bir alışveriş sitesi olsak altta şey çıkmış senin için. Bunu beğenenler bunu da beğendi diye Tripkolik öneriyordu sana şu an. Neyini beğendin? Beğendim demedim ki. Hayır, hani Sonra onun beğenmekle açıklaması... Trollemeseydin eğer, beğenmemek trollemeseydin onun açıklamasını yaptım ben arada. Trollemeseydin eğer. Bir daha söylüyorum. Şarkı eğer sadece tek bir konudan bahsetse, bir konsepte olsa beğenebilirdim. Ben onun Tamam. açıklamasını yaptım. Ama şu an bana oynuyorsun. Abi bu arada konu konusuna geleyim yine daha önce başka bir şarkı için de Kanka yapmıştım. Aa, çok affedersin bayağı de kum bir. beni de karşına aldın şu an. Beni de Evet. karşına aldın şu an. Tamam. Peki. Sen barışırsın seninki kolay. Hadi bakalım. Şey şarkıya daha önce de başka bir yorum da aynı yorumu yapmıştım. Bu şarkı için de o geçerli abi. Hani lirikal manada hakikaten IQ'm bitti ya. Lirikal manada bildiğin kumpir yapılmış yine. Hani politik başlıyor, işte var olmayan komplo teorilerine gidiyor Sehabe boykotu falan gibi. Ondan sonra bir ara kadın haklarına girer gibi oldu. Oradan biz şöyle iyiyiz'e döndü falan hani. Baya karışık. Kardeşliğe girdi bir ara. Ha. Yani Kumpir. uzun uzun konuşmamı izlediğim bunda da bir konuşabileceğim. Bugün şu ana kadar yaptığımız en kötü gün, en çok acı çektiğim gün bugün oldu benim ya. Bir şeyler dinlerken. Ben şarkıya kumpir yorumunu yapıyorum. Geçelim mi bir sonrakine? Geçelim.
Sıradaki parça yine bir önceki parçayı yapan arkadaş. Bu hafta iki parça da var. Junkie, Do Slang ve Shizpo. Ne lazım? Evet, yine seri geç oyu çıktı. O yüzden geçiyoruz. Ve ben okumuşsunuz sen de. Sincap Bey'in önerisini çok keyifli buldum abi. Deneyelim mi mesela bu parçayı da? Ben yazdım ona süper öneri diye. Ha gördüm. Bu arada tamam. Deneyelim bir tur. Bu arada deneyelim tamam. Hı. Mesela. Tuğçe beğenmemiş ama ben ciddi söyleyeceğim bu arada bunu. Ben kapağı beğendim. Tuğçe beğenmedim diye bu nasıl kapak diye bir şey yazmış ama böyle mi yapacağız? Bence böyle yapabiliriz, evet. Bir sen söyle bir ben söyleyeyim. Bu arada ben ciddi söylüyorum. Kapak konusunu ciddi söylüyorum bu arada. Dalga geçme. Ben yine burada da eleştiriyormuş değil mi? Kapaktaki fontu keşke da fonttan indirmeselerdi falan diye giriyormuşum yine böyle değil mi? Dafontu da karşımıza alıyoruz. Ben ya ama bak normalde hakikaten ben biraz fazla tutucu ya da zor beğenen seçici diyeyim tutucudan ziyade ona taraf ben oluyorum genelde bizim programda. Hani Muhafazakar. yok muhafazakar değil hani aşırı seçici ve ister istemez dinlediğim globaldeki işlerle kıyaslayarak baktığım için bazen aşırı gömdüğüm olabiliyor ama bu hafta hakikaten abi şey diyeyim kimseyi böyle haksız yere aşırı gömmedim ya. Bağnaz. Yok artık. Yobaz. Yorumlara böyle Allahu Ekber falan diye gireceğim değil mi böyle. Sonra da patlıyorum zaten. Hala iyi bir şey söylemedim bu arada. Düşünüyorum bir taraftan. Abi o kadar çok gözüme kötü şey çarpıyor. Ya bir şisfo nedir? Yani o nasıl bir nick seçimi? Ya keza Canki nasıl bir nick seçimi abi bunlar? Yani bir şeyleri beğenmeye şey hani kapaktan gidiyorum ben hani beğenmeye çalışacağım bir şeyler arıyorum. Ama bu yani zorlayayım hani Kanka kusura bakma da hı. yani kendine nick bulamadın diye şimdi milleti de Oğlum annem babam laf zaten atma yani. vizyonlu insanlarmış. Bu çocuk rapçi olur ileride, prodüktör olur deyip Baykan Ballas diye isim koymuşlar zaten. Yani nick gibi duruyor zaten. Muazzam isim var bu arada hayranım. Yani Birbirimize annemler yürüyoruz vizyonermiş. Evet. Yayını kapatalım mı istiyorsan? şu an. Olur. Bu Soğuk Savaş esprisi ama biliyorsun değil mi? Dağıtıyorum falan diye. Ay. Soğuk Savaş'ta bayağıdır yeni bölüme denk gelmedim bu arada. Hani parçayı ben saldım şu an çünkü iyi bir şey bulamıyorum. Şu an deniyorum challenge'ımızı ama. Ya Soğuk Savaş'ta ne güzel başlamıştı. Sonra kötü bozdu. Ciddi ciddi devam ediyor musun şu an bunu? Evet, abi şeyi görmüyor musun? Boğaçların yüzündeki o gelen konuklardan dolayı olan memnuniyetsizliği fark etmiyor musun? Ama yani tutan içerik ne yapacaklar yani? Mecburlar biraz. Aynı yorumu şarkılar için de bekliyoruz. Ama şarkılar Yani. tutar diye bence kasıtlı olarak böyle olmuyor. Hani bunlar bunu bile isteye yapıyorlar bu şarkıları yani. Bu Neyse. arada ciddi ciddi bağlantın varsa bir Soğuk Savaş rap versiyonu Yok tatlı abi olur o. aslında. Ya şey Daha çok kişiyim, milyonlarca kişiyi karşına aldın orada. istiyorsan o konsepti yaparken kanka kanalın ismini Baykan Barlas değil Hayalhanem olarak değiştirebilirim istiyorsan. Hayır. Ya öyle bir şey de yapabiliriz istiyorsan yani. Hayır. Hayır. Hatta sakalım uzunken geleyim. Ben Berk olurum. Seni kime benzetiyoruz bilmiyorum Sen niye en iyisi oldun oğlum? En azından yani. Rahmet ben yok canım rahmetli Sonat'tı benim favorim canım. Rahmetli dediğim yani çocuk ölmüş gibi oğlum öyle de kanalı bıraktı diye diyorum. Neyse ya şey parçaya bir döneyim hakikaten. Abi bu da gerçekten kötü bir parça ama iyi bir şey bulmak için zorladık ama ben bu challenge'ı beceremedim. Sincap Bey'den özür diliyorum. Yine iyi bir yorumum yok yani. Hatta geyik yaparak geçiştirdik yani hani. Ve daha mutluyum şu an. Biraz IQ'm arttı tekrar. Evet, tazelendik birazcık. Ama biz bunu telefonda da yapabiliyoruz yani. Yayın açmana gerek yok bunun için. Estağfurullah abi, en azından denedin diyor. Abi yaratıcılığımı Evet. körelttim şu an ya. Ben bu kadar sıkıcı bir adam değilim normalde. Evet iyi ritim tutmuşlar bak güzel. Evet düşünemedim ben bunu. Ritim kaçmıyor en azından. Tebrik ediyorum. Bak ciddi bir şey söyleyeyim. Bu arada Hepsini şaka değil. dinlemedik ama ilk İlk verse'teki flow örgüsünü şaka değil. Beğendim ama parça bomboş parça yine yani. ben de ilk verse'teki konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. 4 barda bir değişen kafiye şeması var ya. Hı. O birazcık baydı beni. Ciddi yorum yapacaksak eğer gerçekten soruyorum. Yok Dalga geçmiyorum yani. o açıdan evet hani kafiye şemasının zaten sıradanlığı bayan bir konu ama şey var. Arada sık sık flow değiştirdiği için iyi bir puan sayabilirim ona. Hadi ciddi ciddi öyle söyleyeyim. Sıradaki parça. Joker'in label'ından yani Hip Hop Jobs'dan çıkmış. Şahi polis geldi.
Herhalde bir ekstrası yoktu daha sonrasında diye kapattım. Çünkü şu Hayat rolleri daha fazla dinlemek istemiyorum abi. Bu parça özelinde değil, her zaman söylediğim bir şey. Çok sıkıldım çünkü. Bu düzensiz ve ardışık giden Hayatlerden. Hani ritmik bir yanı da kalmadı artık yani çünkü. Çok sıkılıyorum. Parça için dürüstçe olacakken olamamış gibi duruyor. Kötü bir vokal kullanımı var bence. Şu an ciddi yorumluyorum bu arada. En Ben azından... bu arada ne yorumu ne olacağını düşünüyordum. Tam senin söylediğin işte olacakken olamamış. Evet. Onu kafamda kurmaya çalışıyordum. Yani mesela aradığım kötü işe de geldik. En azından üstüne biraz daha ciddiye alıp kötü yorum yapabileceğim bir kötü iş geldi en azından yani. Olacakken olamamış açıkçası. Olacakken olamamış derken yani o nakarat gerçekten kötüydü. Böyle artık sıkıldım. Parça gereksiz uzun. 2 dakikada olurmuş yani. Sondaki 30 saniyelik enstrümantal kısım ve 12 kez dönen nakarata gerek yok. İlk verse artı nakaratla bitse en azından daha fena değil de diyebilirdim. Ama sıktı. Ama en azından şey, dinlediğimiz birçok işten iyi, kötü ama yani kötünün iyisi diyeyim bugün için. Çünkü bugün nereden baksan 10 parçaya geldik en az. Tam saymasam da. Ve neredeyse Hayatilerin işi haricinde, Hayati Telgelerin işi haricinde, kendisi chatteyse hala bilmiyorum. İyi hiç dinlemedik gibi bir şey yani. Ya bitti mi falan? Bitti, 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 devam edebilirsin. Tamam. Benim tarz olarak hoşuma gitti aslında. Böyle nakaratında şey bir havası var. Sanki böyle birkaç kez dinlesen. İksir sallanı ben ilk dinlediğimde hiç beğenmemiştim yanlış hatırlamıyorsam mesela. Sonra dinledikçe sarmaya başladı. İçi boş bir nakarat olsa da muhtemelen birkaç kez dinleyince böyle saracakmış gibi ama vasat iş yani. Ben kötü diyemem bunu. Bak, Anca vasat iş. şeyden bölüyorum. Hep dediğim olay artık anlaşılmaya başlandı. Buna seviniyorum. Abi senin bahsettiğin beatle aynı tonda okuyamama durumu bu mu? Kulağımı acıtıyor cidden demiş Emir Kemal. Evet, bu abi. Ekleyeceğim bir şey yoksa sıradaki parçaya geçiyorum. Abi yok yani ben direkt senin olacakken olamamış yorumuna artı bir koyuyorum. Evet abi. Sıradaki parça Atak ve Repozof Bana Gel. Başlayayım abi. Atak yani eski nickiyle Kapris Atak Ankara'dan. Evrim abiyi tanırım ve yapacağım yoruma kızmayacaktır. Hani öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün baya kötü işler dinlediğimiz için aralarından sıyrılıyor. İyi bir iş. Onlara kıyasla iyi bir iş. Verse'ler bazında Evrim abinin verse'ünü gerçekten beğeniyorum burada. Repozof'un verse'ü için tam aksini söylüyorum. Yani sevmedim Repozof'un verse'ünü. Evrim abinin nakaratı da beni burada acıtan bir nakarat. Albümde daha iyi tizlere falan çıkabildiği, hani sesini kullanabildiği nakaratları vardı ama bu albümün zayıf nakaratlarından biri bence. Daha farklı bir parçaya klip çekilebilirdi diye düşünüyorum ben albümde. Beat tek düze ama enteresan bir şekilde çok sıkmıyor. Belki de parça çok aşırı uzun olmadığı için olabilir, bilmiyorum. Parçanın eksileri nakarat ve Repozof'un verse'ü. Artıları beat ve Kapris Atağ'ın verse'ü. Klip bütçesizlikten zayıf muhtemelen yani. Ama yani klip çekilmekle çekilmemek arasında bir durum. Hatta klip çekiminde ben Evrim abinin yanındaydım o gün ama daha doğrusu onları karşıladım sonra gittim ben daha doğrusu. 10 üzerinden puan verecek olursam 6'yı veririm. 6,5 6-7 arasında bir şeyde kararsız kaldım şu an. Hani çünkü şu an puanlamamı önceki parçaların kötülüğü de biraz etki ettiği için 7'ye çıkartabilirim. Hani ama normal şartlarda başka bir gün çıkmış olsa daha farklı eleştiriyor olabilirdim. Daha düşük puan vermiş olabilirdim. Falan. Bu kadar. Sana Tamam. bakıyorum şu an. Ben de senin söylediklerini tamam. Ben bana baktığını görmediğim için. Ben senin söylediklerini farklı bir yoldan söyleyecektim. Eğer ilk bana söz verseydin. Ben Atan versiyonu beğendim ama bugünkü diğer işlere göre beğendim. Beni üzen şey Repozof'un yıllardır ses kalitesi dışında gelişen bir noktasının olmaması ya. Gerçekten üzülüyorum yani. Bu kadar yıldır piyasanın içinde olan bir insanın nakarat konusunda zaten söyleyecek bir şey yok. Zaten Kötü yani nakarat. parça nakarata girdiği anda ben senin yani daha uzun chatle beraber hepimiz senin surat ifadeni gördük zaten. O Ya ben işte canın yandı orada yani fark ettim ben de. çete bakmıyordum. Ben kulaklığı çıkaracaktım. Hani ayıp olmasın dinleyeyim diye çıkarmadım. Nakarat bayağı kötüydü ya. Ya bu beat'e bence sen tek düze buldun gerçi ama bu beat'e çok çok daha iyi bir iş yapılabilirmiş. Ama ne dedim? Tek düze ama enteresan bir şekilde o tek düzeliklere rağmen sıkmıyor. Hani bugün çok daha sıkıcı beatler dinledik Ama çünkü. onun sebebi bence şarkı uzunluğu değil ya. Ha müthiş bir beat değil ama kötü beat de değil yani. Kötü bir beat de değil. Bunu Evet. söyleyebilirim. Evet. Ya bu beat'e belki o Repozof'un beat'i. nakarat olmasaymış olabilir. O beat'e belki o nakarat olmasaymış. Atak'ta iki verse'ü de Atak okusaymış çok daha iyi bir şarkı çıkabilirmiş. Yani hem Şarkı zaten yarısını kestik yani. Şarkının yarısını kestik.
veriyorlarmış değil mi parçaya şimdi? Yani ama ben 7 yorumuna katılmıyorum yani 5-5,5 falan en fazla. Bak ne dedim? Başka bir gün çıkmış olsa Tamam. parça 6-6-7 arasında bir puan vermezdim. Bugünkü dinlediğimiz parçaların etkisinde muhtemelen 7 veriyorum diye girdim zaten yani. Çünkü biz biliyorsun her yayın iyi kötü seçeceğiz. Ben bugün kötü seçerken çok büyük bir zorlanacağım. Çok büyük bir yarış var orada. Çünkü farkındasındır. Ben onu unuttum kötüyü seçmeyi. Yani Daha iyi yok, iyi yok zaten daha şu an. evet Bir o tane var yüzden hani gerçi de. düşme mücadelesi veren takımlarda kıyasıya bir şey var. Her maç 6 puan, 7 puan falan şu an yani. Futbol tabiriyle böyle yani şu an durum. Sıradaki parça chat'te merak edilen parçalardan biriydi. Dinlemedim daha önce. İlk kez sizlerle dinleyeceğim ben de. Şiir, Heja, Kayra ve Cansu Türedi. Babam ve Kırık Oyuncaklar. Evet. Bu arada yine Mali gitti. Abi benim görüntü yine mi gitti? Senin görüntü yine gitti. Sen bir şey mi yapıyorsun böyle oluyor? Ben anlamadım. Hayır, elimi bile. Dur ben yine... Ah geldin galiba. Tamam seni tekrar ayarlayacağım ben şimdi. Şunu tekrar düzenleyelim. Bir el kol sallı bir mimik bir şey yapar mısın? Ha tamam. Oldu galiba. Bir şey oluyor orada anlamadım ben. Neyse. Ben de anlamadım. Şimdiden bir sonraki parça gözüktüğü için herkes geç demeye başladı zaten. Şiirin parçayla bir devam edeyim. Hatta konuşurken o arka planda kalsın. Sanki podcast'te görüntüyü kullanıyormuşuz gibi niye kasıyorsam. Aa, şey var. En başta şiirden gireyim. Onu hatırlamak açısından güzel oldu gerçi bu. Şiir dediğim şiirbaz değil. Şiir kısmı. Yani Cansu Türe de okuyor sanırım şiiri. Yani biraz diksiyon sıkıntısı var. Hani şiir okurken dikkat edeceğim bir şey. Normalde konuşurken çok takmasam bile. Biraz yer yer cringe geldi şiir kısmı. Hani çok ruha sokamadı beni daha doğrusu. Cringe geldi demeyeyim o biraz fazla ağır olacak. Beat'in ilk kısmında davullar ne zaman girecek? Ya da yeni nesil boom bap yapıyorsanız Amerika'da Griselda'nın yaptığı. O bu sound değil diye içimden geçiriyordum yorum yapmak için. Sonrasında şeyi fark ettim. Parça uzun olduğu için ilk kısımda komple düz gidip sonrasında aranjede böyle bir şeyi mantıklı bulmuşlar herhalde. Bence yakışmamış ama hani bunu bir fikir olarak yaptıkları belli, becerememekten değil. Beat switch'i beğendim. Bunu söylemem lazım. Beat kötü bir beat değil. Güzel bir boom bap beat. Kayla'nın verse'ü hariç sırıtıyor denmiş. Evet, ona geleceğim. Kayla'da da çok uzun süredir hep aynı şeyi dinliyormuşum gibi hissediyorum ve beni yoran bir flow'u var. Normalde sevdiğim bir MC olmasa rağmen yoruluyorum ve bu parçada mix'i mi kötü, kendisi kaydı mı kötü bir şartlarda aldı bilmiyorum. Ama bu parçada Kayra'yı çok beğenmedim maalesef. Şiirbaz'ın da en başta fena değil flow'u diyecektim ama şöyle bir şey var. Çok uzun ve sürekli yeni bir verse'u başlıyor Şiirbaz'ın. Bu çok yordu öncelikle ve daha önceki bir parçasına da bu yorumu yapmıştım. 2011'de neyse hala onu görüyorum Şiirbaz'da. Biraz daha gelişmesini isterdim. Hani vokal tekniği olarak. Heja'nın nakaratına da gelirsek yine Heja en başta beni şaşırtacak sandım. Ama fena gitmiyor derken o ses titremesi mahvetti beni şey açısından kötü anlamda. Yine yanlış ton. Nakarat için bir önceki şarkıda dediğim gibi olabilecekken olmamış izlenimi verdi. Ama yani yine şu ana kadar dinlediğimiz parçaların yanında aşırı uzun ve sıkıcı olması haricinde facia da değil. Ortalama bir iş yani. Kanka 4 tane yorum yazdım, not yazdım. 3 tanesini sen söyledin zaten. Bu Kayra'nın verse'ünü ben merak etmiştim, o yüzden açtım. Başka bir kulaklıkla dinlemiştim. Benim kulaklıkta mı bir problem var acaba diye düşünmüştüm. Şimdi de aynısı. Hatta biri yorumlara yazmıştı. Onda kimin yazdığını kaçırdım ama nefes alma kısımlarını özellikle mi bırakmışlar diye. Ya kayıt kalitesinde bir problem var ya mixte bir problem var. O teknik kısmını sen daha iyi bilirsin. Oraya bir şey diyemiyorum. Onu buradan çözemiyorum kanka. Açıkçası. İşte. Diğer o dramların girmediği kısımla ilgili de şeyi söyleyecektim ben. Sen bir kısmına girdin, orayı tekrar etmeyeyim. Ve girmeden ben kafayı sallamaya başladım. Hani ilk dört barın sonunda girecek, böyle coşacağız, şarkının havasına kapılacağız sandım. Not aldım özellikle. Birinci dakika 8. saniyede Yani. başlıyor. Yani bilinçli daha iyi yapılsa bence Bence de yakışmamış. gereksiz yani yakışmamış. Bir de yanlış mı duydum bilmiyorum. Üçüncü verse'den önce galiba beat değişiyor mu orada? Evet, beat switch dediğim kısım o benim. Tamam. Sen onu beğendin ama ben ya çok başarılı bulmadım orayı. Yani değiştikten sonraki kısımla ilgili bir problemim yok. Sadece değişme kısmı. Hani bir geçiş yok arada. Bu şeyde Turntablism'den Amerikan geçiş var ya çat diye geçiyorsun şarkılar arasında ama iki şarkı hani birbirine oturur
yakışır. Hani burada öyle bir durum yok gibi geldi bana. Sen sevdin ama ben onu pek sevemedim açıkçası. Yani ya sevdim derken öyle çok bayıldım gibi bir durumda yok tabii canım. Hani yani şey, ben yine bugünkü işlerin Anladım iyi dediğim canım işleri, zaten. genelde bugün için iyi dediğim işleri başka bir gün olsa meh ya da orta ya da vasat diyeceğim işleri şu an iyi kategorisine sokar oldum bugün. Çünkü 13. ya da 14. parçadayız, daha iyi, yani fena değil diyebileceğim iki parça geldi henüz yani. Hitokiri, takip için teşekkürler, hoş geldin. Benim ekleyeceğim daha başka bir şey yok. Sen ekleyeceğim bir şeyler varsa devam et kanka. Tamam. Sen adını anmadın, ben anayım. Nakaratı da Emre Yücelen övsün, ona bırakalım. Ha, değil mi? Bu bir tek bu programda anmadık. Evet. Tekrar o zaman Emre Yücelen ve Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalına sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Ve bu arada bunu bizim başarımız sayabilir miyiz bilmiyorum ama bir takibi okuyayım, devam edeceğim. Makara Lek, takip için teşekkürler, hoş geldin. Biz abi tamamen aslında kanalın clickbait kasmasından ve her şeyi beğenmesinden dolayı aslında eleştiri olarak yaparken ben şakasında bir kere Johnny Sins ve Şan Dersleri dedim ilk yayınımızda. O sonra bizim bir mottomuz gibi kaldı ve gerçekten Johnny Sins, Bampero, Demet Akalın, Ezhel, Murda dinlediği bir reaction videosu çekmiş. Biz hani bunu sence hani biz bunu söyleye söyleye gerçek ettik gibi bir durum söz konusu mu acaba, sence ne diyorsun? Ya Johnny Sins bizi izliyorsa selam söylüyoruz buradan kendisine. İzliyorsa chat'e yazarsa seviniriz. Ya ama Ya yok da yani. yazmasın bilmiyorum şu an. Yok yok, şey demiyorum hani biz mesajı verdik demiyorum, hani bir şey var, bir şey 40 kere söylersen gerçek olur mevzusu var ya. Kanka Acaba eğer o gerçek olsaydı sen şu an yayını Amerika'dan yapıyordun. o da doğru, gerçi doğru söylüyorsun. Üzmek istemiyorum. Üzmek istemiyorum seni ama. Beni daha fazla üzmeyin zaten. O zaman sıradaki parçamıza geçelim mi? Geçelim. Tamamdır. Rota. Galiba şarkı için yapacağım yorum şarkının ismi. Çok ön yargılısın şu an. Aynı şeye geliyoruz değil mi? Aynı şeye geliyoruz değil mi? Vasıfsız Eleman 93, yani ifşa edeyim, Ozan'ın yaptığı yapay zeka şarkı yapmayı öğreniyor yorumuna çok gülüyoruz şu an. Dürüst olacağım. En başta Kırmızı oldum lan. dedin ya, şarkının ismi ben muhtemelen yapacağım yorum olacak diye girince sen çok ön yargılısın demiştin. Hatta ilk başta Rota girdiğinde kullandığı ototune ve melodik vokalle İyi başladı, dürüstçe. İyi başladı ve yanıltacak galiba. Bu sefer farklı bir şey yapmış diyecekken sonrası perişan parçanın bence. Ama şeyi bırakmasına sevindim. Bu şarkı da kötü bir şarkı, kabul. Ama şeyi bırakmış. Sürekli bayık bir tonda çok benzer kelimelerle bir şey anlatmadan rap yaptığı dönemi bırakmış. Ama bu ikinci verse tütülere falan geldiğimizde bitti zaten yani her şey. Özellikle orada bitti. Öncesinde bitti de orada tamamen bıraktım, saldım zaten ben kendimi. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Ekleyeceğim bir Yok. şey? Ama dediğim gibi bir an Tamam. şaşıracaktım. Şaşırdım, şaşır gibi oldum. Ha, yanıltıyor beni galiba diye, ki ben bugün iyi bir şey duymak istiyorum artık. Ya maalesef yanıltamadı yine. Ben şarkının başında değil, ikinci verse'ün girişinde yanıltacak sandım. Hatta chat'e yazmışlar. Ben o yüzden kafayı sallamaya başladım. Ta ki tahammülüm kalmadığı kısmına kadar. Zaten senin de yüz ifadenden anlaşılacağı üzere. Orada perişan oldu. Hepimiz perişan olduk Bu da orada. perişan olduk. Yani Nakarat'ın TikTok videolarında kullanıldığı görüntüler geliyor gözümün önünde şu an kısmının. Ya bir de bu polis olayından sonra Rota çok fazla klip çıkarmaya başladı. Çok fazla iş çıkarmaya başladı. Önceden sanki bu kadar üretken değildi. İkisinin arasında bir bağlantı var mı acaba? Merak ediyorum ben. Hani tekrar müziğimle alınayım mantığında mı bir şeyler yapmaya çalışıyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Ya, Benim de hiçbir fikrim ya yok. özellikle rotayı incelerken objektif olabilmek adına o skandalı görmezden gelerek yorum yapıyorum olabildiğince. Hani müziğine etki etmeden yorum yapmaya çalışıyorum. Yani Yok ben zaten burada şey için söyledim hani bilinçli bir olabilir. strateji mi uyguluyor acaba diye merak ettim. Bu arada albümüne hala bakmadım. Sattığı albüm. Bu albümün içinde mi ayrıca bir şarkı olarak mı verdi onu bilmiyorum bu arada. Hani klip Benim bugün de hiç, çıkmış da hiçbir bilgim yok. Johnny Sins geldi. Takip için teşekkürler.
Biz de senden bahsediyorduk abi. Güzel, kanalın kendi jargonu oluşuyor. Gerçi Johnny Sins ne kadar sevineceğimiz bir jargonunu bilmiyorum ama. Kanka şey ekleyebiliyor muyuz emojileri? Johnny Sins emojisi ekleyebiliyor musun? Biraz daha ek emoji açılınca o da galiba abone olunarak olunuyor sevgili chat, haberiniz olsun. Bir şey var. Kademi 3 abonelikteki Recep Tayyip Erdoğan emotum Twitch tarafından politik olduğu için reject edildi. Yani reddedildi ama şu an şu an kademe 1'de Kanye West'le beraber gülebiliyorsunuz. Kademe 2'de de Jordan'la beraber ağlayabiliyorsunuz. Hani dur göstereyim hatta size. Bunların yanına Jordan seni eklemezsin diye düşünüyorum. Olabilir. Ya belki bu arada dalga geçmiyorum. Hani en azından Johnny Sins'tense gerçekten kanala bir gün Stoya'yı getirme ihtimalimiz var bu arada. Ne konuşacağız o ayrı mevzu ama hani hani yetişkin tutamadım kendimi, yani çok özür dilerim. Hani bir gün belki başka bir konsept altında haftalıkta, çünkü sadece Türkçe rap işliyoruz. Hip Hop 101'de ben hip hop konuşuyorum ama daha yeni konseptlerimiz gelecek. Hatta onun bir duyurusunu yapayım diğer parçaya geçmeden, hem biraz kafamız dağılsın. Stoya'dan çıkacağım onlarla. Kanka bence öyle bir konsepte girme bence kanalda. Yok ama şey var. Sen bilirsin yine de. Direkt röportaj gibi değil de endüstriye dair konuları konuştuğumuz, daha ismini koymadım programın. Ve endüstrideki bilinen arkadaşlarımı konuk olarak, her hafta farklı konuk olarak devam edeceğim bir konseptimiz geliyor. İlk konuğumuz sözleştik. Konserleri bittikten sonra bir iki hafta içerisinde Argo Müzik'ten Ateş Berker'le Okan Çam olacak. Öyle bir konsepte başlayacağız. Örnek vereceğim. Buradan Stoya'ya bağlayayım. Mesela yetişkinlere yönelik film endüstrisinde müzik kullanımı gibi bir konu konuşacaksak neden davet etmeyelim yani? Muazzam rahatladım. Argo Müzik dediğin zaman muazzam rahatladım. Ben hala da endüstri tanıdık arkadaşlarım derken Stoya'nın endüstrisinden bahsediyorsun zannetmiştim. Yok ya, yani Stoya'yı da bizzat tanımıyorum ama şey var. Onur'la onlar bayağı arkadaşlar. Onur'un onlara röportaj yapmışlığı falan da var. Hani öyle bir konsept konuşacak olsak hani davet etme şansımız var yani. Neyse. Ama yani Johnny Sins tekrar hoş geldin abi. biz değil mi? Parça bakıyorduk normalde. Neyse. Evet. Gerçi sıradaki parçayı dinlemektense ben bu konuya devam etmek taraftarıyım ama sen ne dersin bilmiyorum. Daha keyifli. Sıradaki şarkıyı görmüyorum şu an. Manyptune, takip için teşekkürler. Sıradaki parça, o zaman söyleyeyim, sıradaki parçaya geçelim. Velet, Giant, HNS, Çağrı BKR ve Zaza. Velet'le alfabeyi öğreniyorum parçanın ismi. değil. Kanka inşallah bu sefer sadece enstrümantal değil, bir şeyler de okumuşlardır üstüne. Yalnız öyle bir başarı var ki abi, parçanın sanatçılarında bütün alfabe sığdırılmış yani. BKR, ne var? HNS, CZN. CZN yok galiba. Neyse, kötü şakalara geldim. Hakikaten IQ seviyemiz çok düştü bu yayın. Tekrar edeyim. Sıradaki parçamız Velet, Giant, HNS, Çağrı BKR ve Zaza, Yeh 2-0. Oh, hakikaten oh yani. Arabesk drill mi bu diye çok güzel bir yorum geldi. Abi Velet'ten galiba iyi bir iş hiçbir zaman duyamayacağım ya. Çok ağır bir eleştiri belki ama gerçekten öyle hissediyorum. Hani parçanın tamamını dinleyemedik gerçi ama zaten neyini dinleyeceğim ki abi? Bu ne? Başka bir yorum yapmayacağız herhalde. Geçelim bir sonrakine. Yok, direkt geçelim abi. Gerçekten facia bu. Direkt geçelim yani. Facia. Sırada daha önceki haftalar... Sadece şunu sevdim. Tripteki o dansı sevdim. Tamam. Ama hani bunu belir çünkü podcast'te neyi sevdiğin anlaşılmayacak. En azından onu sözle de bir dile dök yani. Görün... Çünkü kanka buraları kesersin. Çünkü şöyle bir şey var. Kanaldaki videodan gelir elde etmeyeyim. Problem değil. Onlar telif yesin de. Burada sıkıntı şu olacak. Telif atabilirlerse kimi insanlar yayını direkt kaldırtma yoluna gidebilirler. Eleştiriler yüzünden, parçalar yüzünden. O yüzden direkt parçaları keserek podcast versiyonuyla atıyoruz yani YouTube'a. Onun için bu tarz hani şu diye bir şey gösteriyorsan onu dilinle de bir açıkla kanka. Çünkü bu sefer podcast'i dinleyen YouTube'da ne olmuş orada diye garipsemesin yani. Açık olun. Tamamdır. Sıradaki parça aslında daha önceki haftalarda dinlediğimiz bir parça. Ama klibi bugün çıktı. Bixby Blake, Tripster Freestyle. Evet, yer yer cheesy line'lar var. Freestyle olmasına bağlıyorum biraz. Chat'te söylenmiş.
Hep söylüyorum kendisinin parçalarına denk geldiğimiz müddetçe. Bixby Blake bana göre Red Keys'in en iyi MC'si. Ve yine şaşırtmadı. Şu ana kadar bugün dinlediğim en iyi iş. Bu kadar benim yorumum. Ben linç yiyeyim mi? Giyebilirsin. Ya da yani ben hiç beğenmedim ya da bana hitap etmiyor. Gerçi ben kendisinin başka beğendiğim şarkıları var ama bu sarmadı beni ya, sebebini bilmiyorum. Bu Bak şey bölüyorum. Emir Kemal de tarzı beni hiç sarmıyor dedi. Belki tarzla alakalı bir sıkıntıdır ama ben mesela drill sound'unu Bixby Blake'a da çok yakıştırıyorum. tekrar söyleyeyim. Başka şarkı beğendiğim şarkıları var ama bu sarmadı beni ya. Bilmiyorum Olabilir, sebebini. Bu arada saygı duyuyorum. bu sadece müzik video olarak mı yayınlandı yoksa şarkı olarak da yayınladım bunu. Bir şey merak ediyorum da o yüzden. Şarkı olarak yayınladı ama galiba yayınladığı sırada biz yayın yapmıyorduk. Dinledik dedim ama başka bir parçaya karıştırıyorum çünkü biz bunu yayında dinlemedik. Evet. Evet, ben ondan emin olamadım sen öyle söyleyince. Acaba şarkının orijinalinde de bu verse sonlarında bir anda düşüp tekrar yükseliyor mu, onu merak ettim o yüzden sordum. Ama bilmiyoruz, dinlememişiz daha. Ama Ben hatırlamıyorum dinlediğimizi, o yüzden sordum. parça daha önce yayınlandı. Sadece klibi yeni geldi. Bugün çıktı klibi. Hatta biz yayına başlamadan bir saat önce çıktı klibi. Yani Ozan standart iş bence demiş ama bugün dinlediğimiz en iyi parça şu ana kadar. Bilmiyorum ya, beni sarmadı. İkiye bölündük galiba bunda. Chat ve sen ve ben. Hepimiz ikiye bölündük galiba. Kilakan'ın şarkı sözü vardı. Neydi o? Tek kalbiz diyenler ikiye bölündü diye. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Burayı kolunda DJ Ergün olan Rayman kardeşimizin Fight Club 2'den çıkmasına ne diyorsun? umarım klip olarak kesmiştir biri. Yok, Seninki Lakan kısmını. daha önce klip kapalıyken milletin klip almak istediği yerleri ben sonradan girip klip aldım. Onlar duruyor, merak etme. Öyle bir hizmetimiz artık var. Ama Bir yayını komple Kila Hakan şey taklidinde sunsana, sunuyor mu? Kila Hakan, ha. Kila Aha. Hakan olarak yapsana bir yayını komple. Sıradaki parçamız Fred Yeni Doğdum. Yapma abi, vazgeçtim. Belinde izler gidiyoruz geliyoruz. Kilo Eko Geko. Böyle heyecan olacak böyle, ritmi takmayacaksın. Kulağa yaklaş fıs fıs. Yapamadım şu an çünkü gülesim geliyor bir taraftan. Ama hani şey var, isteyene 1.000 lira karşılığında Kilo Hakan Mörs'ü parayı gönderin, 15 dakikada teslim ederim. Ben 500 hamurda yazarım ben. Hani sen yazıyorsun ama ben okuyup teslim ediyorum, öyle bir fark var. Tek sıkıntı Okurum muvafakatname ben imzalayamıyoruz. de. Onu bir şekilde halledeceksiniz. Bir yayında Selo gibi yap dedi de yok abi. Sen taklidini yapamıyorum ya. 3 şarkı öncesinin yorumlarını yapıyor falan. Boş espriler. Devam edelim mi? Değil mi artık yani bugün Değil mi? o kadar kötü parça dinledik ki boş yapma limitimizi doldurdu. Yani YouTube'da tekrarını izleyenler şeyi görecek. İlk haftalarda ciddi ciddi böyle ikimiz de eleştiriyoruz falan. Artık bu yayın Kila Hakan taklidine falan geldik. Bir ara hani bir soğuk savaş konuşuldu. Ay neyse. Yeni gelenler hoş geldiniz. Sıradaki parça... Benim abi, başlamadan bir şey söyleyeceğim. Chat'e Söyle. yazılmış. Murdaverse'ü yazar mısın diye. Ben Twitter'da birkaç tane yazdım. Oradan arayıp burada Malia yani yazınca çıkıyor. Tamam, takipçi kasma bittiyse sıradaki Niye parçaya böyle bir şey geçiyoruz. çıkıyor öyle? Of. Ya yemin ediyorum kanser içerik ya. Oğlum biz bu değiliz çünkü yani. Neyse, sıradaki parça da daha önce yayınlanmış bir parça ama klibi bugün geldi. Ama dinlemedik. O albümden bir parçaya bakmıştık daha önce. Albümün galiba ikinci single'ı. Fred Yeniden Doğdum. Sonunda güzel bir şey dinledik ya. Onu diyecektim. Huh derken bu iyi anlamda. Hani yorulma huh değil. Huh. Hani efektleri açıklıyorum artık. Beynim Ama kanka eridi. bunları açıklı ki podcast halindeyken anlaşılmayabilir o Tam yüzden. güzel laf sokma. Teşekkür Rica ederim. ederim. Abi Chat'te rap sayılır mı sayılmaz mı tartışması dönüyor. Evet, tam olarak rap bir iş değil ama bugün dinlediğim açık ara en iyi parça. Helal olsun Fred. Gerçekten Fred'i ben çok Ben beğeniyorum. sana şarkıyı attığımda hatırlıyor musun bilmiyorum. Sonunda Hani bugün klibi müzik çıktı diye dinledim ya. göndermiştim. Sözünü bölüyorum da sonunda Evet. bugün neredeyse 15-20 işe baktık. Sonunda müzik dinledim ya. Eyvallah Fred ya. Sağ olasın abi. Mesafenin Ben sana fotoğrafını attığımda yanındaki bunu kalp sana olabilir gelsin miyiz? Fred.
Ben sana attım da bunu alabilir miyiz? Hani rap kategorisine sokamayız muhtemelen ama dinleyelim mi diye atmıştım, hatırlıyor musun? Ya normalde Bilmiyorum. biliyorsun biz bu Kredi. kanalda çok özür dilerim. Diğer haftalarda bu kadar az iş çıkmadığı için önceki son 2 hafta bazında. Hani o yayın 4,5-5 saate koşup da kimse burada can sağlığıyla oynamayalım diye. Çünkü dün oynadım biraz biliyorsun 5,5-6 saat yayın yaparak. Bir albüm çıktıysa çıkış parçasını seçiyorduk ya da bir parça seçiyorduk. Dedim hem az parça var hani izleyiciden gelenler ve nette'den de gelen işler olduğu için çoğunu geç uyku olarak geçeceğimizi düşünerek dinleyebiliriz bence diyerek aldım. Hiç de pişman değilim. Fred 4. klibi vermiş bu arada biz kaçırmışız eyvallah. Ama çok başarılı iş abi tebrik ediyorum Fred'i tekrar buradan. Çok güzel müzik yapıyor abi. Evet. Sonunda müzik dinledim bugün çünkü. Ben evet. Ben bireysel olarak zaten böyle rock tınıları olan şarkıları, özellikle rock altyapı üzerine rap vokal olan şarkılara zaten bayılıyorum. Bunu o kategoriye sokamayız tabii ki de. Fred'in ilk dinlediğimiz şarkısı, şu an ismini hatırlamıyorum, onu da beğenmiştik. Hatta günün en iyilerinden bir tanesi demiştik ona. Sonra ben albümü merak edip dinledim. İkinci beğendiğim, en çok beğendiğim şarkı da bu olmuştu. Bu arada bir Gayet şeyden başarılı duyacağım. iş ya. Bilmediğim bir detay daha öğrendim. Hepsinde klip yaptılar ama bayağı yapmak için yapılmış bence hepsi demişler. Doğrudur. Ben dediğim gibi 2 klibi kaçırmışım zaten. Bu detayı bilmiyordum. Ya ben kliple ilgili bir yorum yapmayacağım. Çok hani standart bir klip. Böyle etkileyici bir tarafı yok benim için ama şarkı gerçekten 10 numara benim için. Çok güzel şarkı abi. Tebrik ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum Mesela Fred'i. ben senden bir eleştiri bekliyordum nakaratla ilgili. Papağan Yok. nakarat konusunda. Papağan nakarat değil abi. Bu jarnaya göre değişir. Trap'teki bir papağan nakarat yok ki bunda. Gayet anlatması gerekeni anlatıyor nakarat. Sesini gayet güzel kullanmış. Yani şey değil. Müthiş mi? Hani böyle perfect match bir nakarat mı? Hayır ama kötü mü? O da hayır. Yani bugünden iyi iş. Şu ana kadar bugünden iyi iş. Daha dinlemediğiniz parçalar olduğu için bu yorumu yayın sonunda söylemeyeceğim ama şu ana kadar dinlediğim en iyi şarkı. Geçeyim mi sıradaki parçamıza? Geçelim. Çok fazla şey yazan var, istersen onu da bir bakalım. Unique'de, yine Unique'den çıkma bir şarkı ya bu da. Senyor Hip Hop Recital diye. Onu geçtiğimiz bayağı bir çıktı, oldu galiba çıkalı. 2-3 hafta falan oldu ama Oo. dinlemedik. Vaktimiz kalırsa belki Vaktimiz onu da kalırsa dinleriz. dinleriz. Sıradaki parçamız Sağ Yan Ay şarkısı. Pardon öksürük için. Parçaya geçmeden önce Sam Donovan'a hem bir teşekkür edeceğim hem ekleme yapacağım. Abi evet o keskinden ben de haber almıyorum. Rapcore deneyen bir gruptu. 2000'lerin başında olması lazım. Çok uzun süredir görmedim. Ne yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok. Ama hatırlıyorum ben de keskini. Öyle bir grup vardı bir dönem. Ama o gruptan çok uzun süredir hiç haber almadım. Dağıldılar mı? Üyeleri ayrı ayrı müziğe devam ediyor mu? Bir fikrim yok. Parçaya sen mi başlayacaksın? Ben başlayayım ama sen başla ben bir su içeyim. Tamam. Ben öncelikle klibi sevdim, beğendim. Bir de uzun zaman sonra ilk defa, şu an şarkı adını hatırlamıyorum ama Sıkı Dur Geliyorum da bir şarkı vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlardaki havayı aldım sağ yandan. İhtilal melodisini mi diyorsun? Şu an emin değilim, yani dinlemem lazım şarkı adını, gerçekten hatırlamıyorum. Onda da çünkü biraz Ama bu Latin soundlar onda o şarkıda da vardı evet. çünkü. Evet. Benim şarkıda tek sevmediğim şey nakarat oldu ya. Ben de sevmedim evet. Bitirdin mi? Devam edeyim İhtilal mi? melodisiymiş. Yok, başka bir yorum yok yani. Dediğim gibi işte eski havayı aldım Ender Sayan şarkılarından, son zamanlardaki nakarat kötü ama. Abi eşine yapmış parçayı zaten chatte de konuşulmuş. Evet. Şey sıkıntısı var. Abi mesela burada trompetin canlı çalındığını ben parça açıklamasına da bakmadım henüz. İlk kez şu an dinledim parçayı. Trompet canlı çalındıysa çok güzel bir ton kullanmışlar. Yani tonunu çok iyi ayarlamışlar. Trompeti çok beğendim. Patates diye okunuyor sanırım bu rakamlarla yazılan Patates hoş geldin abi. Takip için teşekkürler. Nakaratı ben de hiç sevmedim. Trompetin tonunu beğendim. Güzel çalınmış. Tek şikayetim bizim 2 hafta önce çıkan birkaç güzel gün için parçasında da Efecan iyi bir prodüktör. Yani genç bir arkadaşımız sanırım. Ben bizzat tanışma şansım olmadı. Bir parçada beraber çalıştık. Ona bir abi tavsiyesi yapabilirim. Eğer yaşıtsa abi tavsiyesi kısmını yani silebilir kafasından. Ben yaşını bilmediğim için diyorum. Abi dinlediğim 2-3 işinde de hep hi-hat dizilimlerini aynı pattern'da görüyorum. Hani bunu biraz daha değişiklik yapsan daha tatlı olabilir sanki. Kötü değil ama daha tatlı biraz daha varyasyona gidebiliriz diye düşünüyorum. Yaş kaç? 29 benim. Kötü bir beat mi? Hayır. Mesela bundaki 808 kullanımını sevdim ancak yani sağ yanı biraz hani popa yakın bir ritim üstünde dinlemek biraz garip ve alışamadığım bir şey geldi. Hala çünkü vokalinde eşine yaptığı parça bile olsa vokalde bir agresyon var.
Ve hani buna bu ritim üstünde biraz garip geldi. Bu biraz patron etkisinden sanırım. Bilgilendirme geldi. Trompet Ege Cengiz yazıyormuş. Tebrik ederim abi Ege Cengiz ayrıca. Yani günün iyi işlerinden çok çok muhteşem mi? Hayır, eksikleri olan bir parça. En başından nakarat büyük bir eksi benim için. Ama yine de günün iyi işlerinden yani neler dinledik çünkü bugün yani. Tekrar dinler miyim? Muhtemelen bir iki kez daha şans veririm ama düzenli playlistime girecek bir Sayan şarkısı değil. Ekleyeceğim bir şey var mı? Bir durduk. Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Ben devam et sandım. Ha yok. Evet, günün olaylı işlerinden bir tanesine geliyoruz o zaman. Dedin. Hadi bakalım. Ya şöyle, yayın ilerledikçe bizim muhtemelen Discord kaynaklı bir sıkıntımız var. Arada ses bana geç gelebiliyor. Ben seni bölmüş gibi oluyorum. Kusura bakma. Yok, problem yok. Öyle bir. Dilanak'tan Epidemic Freshman Cypher açsana dedi. Tam olarak ona geliyorduk Dilan. Sayan Sakut'la Mafya ciddi Sayan fanı olsam da aynı düşünüyorum dedi. Evet, teşekkür ederim abi. Ben de kendisiyle çalıştığım ve sevdiğim bir isim olmasına rağmen biliyorsunuz ben burada kişilerle olan ilişkime göre değil, işlere göre değerlendiriyorum çünkü. Geçmeden bir yorum daha okuyayım. Şahsen Kayra gibi sağ yanında kendini tekrar ettiğini düşünüyorum demiş Zarcı06. Evet, kısmen katılıyorum. Emir Kemal 29. Mestefe'yi bitirme projesine geldik diyor. Abi Belki maf... eklenecek bir şey olabilir Özür bu dilerim. arada şarkıyla ilgili. Buyur. Ya ben Sayan Sakulta alt çizgi MFY Nick. O ben onu otomatikman mafya diye tamamlıyordum. Mafya değilmiş. Abi mafya değil MFY diye oku diye uyarttı. İsminin baş harfleriymiş. Peki abi. Sayan Sakulta MFY'sin bundan sonra. Tamam. Özür dilerim. Değinmediğimiz bir nokta da şu, başından beri şeyi konuşuyoruz ya, şarkılar ne anlatıyor bilmiyoruz. Her konudan bahsediyor, çorba olmuş diye en azından konseptli bir şarkı dinlemiş olduk en Evet, sonunda. eşine yaptığı anlam bütünlüğü olan konseptli bir şarkı. O açıdan da tebrik ederim, evet. Fikirsiz, hoş geldin. Takip için teşekkür ederim abi. Sıradaki parçamız aslında parça değil. Epidemic Freshman Cypher, bölüm 2. Crony, Smokey, Aristokares, Vasi ve Evre var. Bununla alakalı Mestefe'ye bir laf çarpıldığı için dün ben de biraz trip yedim ve bugün gönlünü almak için Mestefe'nin fotoğrafı ve kalp ekranda görüyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hep burada kalacak. Çünkü parça bitince söyleyeceğim ama söyleyeyim. Ben gerçekten Vasi'nin Mestefe line'ını o gün çekimdeyken fark etmedim ki. Mali sen de çekimdeydin. İçerideki yankı yüzünden çok anlaşılmıyordu aslında orada sözler. Farkındasındır sen de. Evet, ben öyle bir şey olduğunu Sen de fark şey etmedin değil çıkınca mi? Oradaki video çıkınca fark ettim. Akustik çekim sürekli kesiliyor. Bir klip çekimi mantığı olduğu için hiç abi dinlemedik. Hani bir de şey var oradaki performansların çoğu zaten benim de yaptığım şey. Aslında DJ sette çok bir numaram yok aslında orada. Hani aslında orada klip çekiliyor mantığındayız. Hani ve gerçekten dikkatimden kaçtı. Ben yayını bitirip Mestefe'ye raid attım. Direkt triple açıldı yayın böyle. Evet hoş geldin diye. Arkamdan bıçaklayanlar falan diye. Hani ben farkında değilim bu durumun. Sonra dinleyince fark Bu ettim. arada Ki Vasi benim Cypher'da en özgün bulduğum adamlardan bir tanesiydi. Hani dinlediğim, bu herifi beğendim ben dediğim isimlerden biriydi ki hala beğeniyorum ama Mestefe line'ını ben öncesinde bilmiyordum. Ay, hakikaten dün ya dinleyince fark ettim. Aa böyle bir şey mi varmış diye. hatta o şeyin Cypher'ın galiba ben de telefonla çektiğim kaydı var. Anlaşılmadığı ile ilgili elimizde kayıt da var yani. Eyvallah. Tamamdır o zaman. O zaman başlıyorum. Epidemic Freshman Cypher 2020 ikinci bölüm. Yine ben de başlıyorum muhtemelen. Evet. Başla bakalım Kanka abi. nasıl gidelim bunda? İsim isim mi gidelim? Genel yorumları yapalım. Genel Sonra yorumları isim yapıp isim sonra gidelim. isim Nasıl isim yapalım? gidelim derim ben. Evet. Tamam, ben de öyle düşünüyorum. Ben ilkine göre, ilk sayfaya göre daha başarılı buldum. Hem İkinci fikirim. Hem sayfayı. fikirim. Seçilen isimlerin hepsi bence o 3 sayfa arasında da. Gerçi üçüncüyü tam hatırlamıyorum şu an. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım ama böyle en orijinal, en farklı isimlerin bir araya geldiği sayfa olmuş. O açıdan hoşuma gitti benim. Tek sıkıntı şarkı ile ilgili değil bu. Şarkının altına YouTube'da yapılan yorumlara şöyle bir göz attım. Yine bu sefer de şeyler var. Hani Cypher'da olmayan isimlerle ilgili yorumlar var. Hani buna gerek yok yani. Cypher'da kim varsa onunla ilgili yorumunu yap. Ya Geç şey bir önceki şarkıda olabilir. şu daha iyi diye gerek yok yani. Orada burada bir araya gireceğim sadece seni bölerek. Şey, o şu yüzden olabilir. Bunu buradaki MC'lerin kendilerinin istemediğini düşünüyorum ama belki arkadaş çevresi destek oluyoruz diye bunu iyi bir hareket gibi düşünüp yapıyor olabilirler ama kötü gösteriyor. Keşke yapılmasa hemfikirim. Evet.
Çünkü yani şey var. Üçüncü Cypher daha görücüye çıkmadı. Sen de hatta o gün benim yanımda biz çekimdeyken yanıma gelip uğradığın için biliyorsun üçüncü Cypher'ın ne olduğunu az çok ki. Yine de orada hafızanda bir lirik kalmamıştır. Çünkü gerçekten akustik yüzünden mekandaki anlaşılması zor oluyor oradayken. Ben burada hatırlamıyorken Cypher'da şey yaparak biri olarak siz hani daha performansını görmediğiniz kişiyi nasıl övebiliyorsunuz? Hani bir bekleyin öyle üçünü birbiriyle kıyaslayın yani. Biraz o iyi arkadaşımı savunuyorum derken biraz kötü bir hareket yani açıkçası. Ya bu benim hani sayfadaki isimlere olan yorumum değil zaten, o yüzden söyledim. Şarkının dışına çıkıyorum diye. Rahatsız edici yani, gerek yok öyle bir şeye. Genel yorumlarım bu şekilde. İsim isim giderken tekrar yorum Tamamdır. yaparım. Genel yorumu zaten benim söyleyeceğim şeyi sen de bir söyledin. Benim aynısını düşünüyorum. Beat'in bir yerden sonra Beat Switch'te Boom Bap'e geçtiğimiz için olabilir. Benim en içime sinen Cypher bu oldu açıkçası. Ama dediğim gibi benim Boom Bap sevgimden de olabilir. Crony. Crony'den başlayalım. Nasıl buldun? İstersen bunu ilk önce sen söyle, öyle gidelim. Bir sen bir ben yapalım, aynı şeyleri tekrarlamayalım. Bir de en çok Yiğit'i beğenmiştik galiba. Hani çocukların bazılarının özgün tarzları var. Hani herkese hitap etmiyor diyebilirdik ama mesela burada Crony'yi de ben o tayfaya alıyorum. Biraz hani critical sound'unu hissettiriyorum. Hani autotune kullanımı olarak. Ve şey yani ya çok seversiniz ya da geçersiniz. Biraz tarz meselesi. Hani Sesim geliyormuş şu an. Yine sıkıntı yaşıyoruz galiba. bu Discord niye böyle oluyor? Ben bunu çözemedim. Neyse hızlıca hallettim bu Bilmiyorum sefer. abi. Problem yok. Ya şeye geleceğim. Dün yayına bağlandı Vasi. Hatta yayın sonrası ben de başına katıldım. Abi ben orada sana selam gönderiyorum diyor ama lirikte selamlık bir şey yok. O biraz yayında hani ayıp ettik. Kurtaralım mantığı. Bu arada Vasi'yi ben insan olarak çok sevdim. Yani çok tatlı bir Evet. çocuk. Çok tatlı bir çocuk dediğim yani Vasiye yanlış anlaşılmasın. gel. Yürümüyorum. Hani Vasi'ye yürümüyorum şu an. Hani gerçekten çok iyi niyetli bir çocuk. Hani Kanka sen kaç gün... onu yazarken muhtemelen hani iyi bir bar buldum mantığı yazdı devam etti. Ama içinde hani haset taşıyacak bir çocuk değil yani. Gerçekten temiz bir çocuk. Ya bir önce sen kaç gündür karantinadasın onu soracağım. Tamam kötü şaka yapma. Mart'tan beri karantinadayız biliyorsun. Tamam. Halil Can hoş Ya geldin abi. Mesleğe olan söz respect de olsa, hani laf dağıtmış Yok olsa respect değil o abi. Ya çünkü herkesi susup abi, dinleyen Mestefe değilim diyorsan o sadece respect değildir o yani. evet yani işte niyet okuma yapmayayım diye söylüyorum, ama bu kadar ismin bir arada yer aldığı bir sayfırda çok gerekli bir bar değil bence. Bence de. Ya ve dediğim gibi ben o gün onu fark etmedim. Ben dün insanlar konuşunca hatta yayında dinleyince fark ettim. Aa diye. Ya zaten şey yok. Hani Mestefe anlayışlı birisi ve şeye de katılmıyorum. Hani bunu kendisi de biliyordur. Biraz amatörlük. Ya amatörlükten kastım şey amatörlük dönemlerinde. Ya yayınlara başladığı dönemde aynen bizim gibi 50-100 kişi arasında izlenirken. Mesela arkadaşım alınır mı diye Şehinşah kolladığı bir dönem var ama şu an Şehinşah yeri geldiğinde en çok eleştiren adam Mestefe. O dönem bitti. O dönem birkaç sene öncesi abi. O dönem bitti derken ben bunu tarafsızca yapacağım ve arkadaşlarım da alınmamayı öğrenecek kafasına girdi Mestefe ki kendisinin moderatörleri, izleyicileri bizim kanalın da izleyicisi olduğu için beni şey yaparlar. Ototünlü Ördek mesela. Tuğçe mesela hala buradaysa. Keza yeni geldi. Halil Can aynı şekilde. Hani ilk dönemde çünkü Mestefe ilk Türkçe rap yayıncısı. Stream'e başlayan ilk rapçi ve piyasada ne tepki göreceğini biraz deneyerek gördü ve ondan sonra ben bunu tarafsız yapacağım ya hani her türlü kabul edecekler kafasına geldi. Hani 2 sene önce ilk yayınlara yeni başlamış Mestefe için belki bu yoruma okey dersiniz ama yeni dönem Mestefe yeri geldiğinde şeyin Şahin'i ağır eleştiren kişi abi. O yüzden biraz hakkının yendiğini düşünüyorum burada. Tarafsızca. Ha ama bu şey değil. Gerçi şu an Kroni'den direkt Vasi'ye geçtik gerçi yorumda da. Hani o zaman Vasi'yi bitirelim. Evet. Değinmişken. Vasi'nin abi çok özgün bir tarzı var ve ses tonunu ben Tyler the Creator'a çok benzetiyorum. Ya da Türkiye'de Tyler'dan daha çok Şahmen bilindiği için Şahmen'e benzetiyorum ama kasıtlı bir öykünmeyse de lirikal konsept farklı olduğu için direkt bir tarz araklama gibi bir durumdan bahsetmiyorum burada. Cypher'daki Aristo ile beraber en özgün adam açıkçası Vasi. Ve o yüzden özgün bir müziğin yaşaması lazım abi. Ben talep ettiği müddetçe hani bu tarz girişimlere destek olurum mesela kendi adıma. Cypher'ın bu bölümde benim en beğendiğim isim Smokey ve Vasi şu an için. Aristo'ya geldiğimizde onu da beğendiğim isimlerden Katılıyorum. birisi. Aristo'ya geleceğim. Ona da ekleyeceğim güzel bir şey var çünkü birkaç güzel sözüm de ona var yani. Vasi ve Smokey yorumuna katılıyorum. Vasi ile ilgili şey ekleyebilirim belki. Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse, daha doğrusu Türkçe rapten böyle ara ara bir etnik punch havası aldığım yerler oldu. Bir de ben ilk video çıktığında
videoyu izlemeden sadece merak ettim, açtım. Dinliyordum yani. Arkada çalıyordu. İki farklı MC var sandım orada. Tekrar döndüm falan. Şaşırtması. Oradayken gerçekten bunları hiçbirini fark etmemiştim bu Aynen arada. öyle, ben de Yani hani söz... oradayken benim sahneye Aristo'ya geldiğimizi söyleyeyim, gerçi yorumu keseyim burada. Şey yapmasın, sırayla gidelim. Çok karmaşık gidiyoruz çünkü. Geç istersen, geç istersen sondan başa doğru gidelim. Smokey ile başlayayım. Smokey'nin graffiti referansı ve boom bap çizgisini çok beğendim. Hatta o gün kendisine de söyledim. Benim orada hani biraz boom bap onunla başladığı için burada. O gün en çok şeydi böyle. Dikkatimi çeken eleman oldu ya bizzat, hani ben dedim Instagram'ı falan bir şeyim varsa ver, ben diğer işlerine bakmak istiyorum, seni bir takibi alayım nickini unutmamak için diye. O gün o şekilde yaklaştım ve hani bugün de hala beğendiğim birisi, ama o gün mesela Vasi ve Aristo'yu o günden ziyade tekrar dinlediğimde ulan aslında bunlar buradaki en özgün iki adam, aslında bunlar hani en iyiyi seçerken zorlanacağız diye fikrimi değiştiren insanlar oldular. Smokey'nin graffiti referanslarını çok beğendim açıkçası ve Beat Switch'in de hakkını verdiğini düşünüyorum. Ufak bir yerde sanki bir ritim kaçırma gibi bir şey olmuş gibi geldi ama emin değilim, tekrar dinlemem lazım. Şu an çünkü chat'e odaklanıyorum, hem bir taraftan birbirimizle diyalog kuruyoruz. Onu kaçırmış olabilirim yani, emin değilim. Bu arada Smoke ile ilgili var mı başka bir yorum? onu diyeceğim. Bu arada Hydra ile düeti var denmiş. Ben ilk kez Cypher'da duydum. Kaçırdım da. Hani Hydra ve Baneva ile düeti olduğunu yeni öğrendim ben yani. Bu yani yayından önce öğrendim. Ama dinlemedim o işlerini henüz. Tamam. Smoke'in ben tarzını, flow'unu beğendim. Sadece böyle ara ara çok fazla hani zorlama rhyme'lara girdiği Evet. yerler bir rahatsız eder gibi oldu bir tık. Ama onun dışında ben de Cypher'daki en orijinal iki isimden biri olduğunu düşünüyorum. O zaman Diğer sıradaki yorumlara isme katılıyorum geçelim. O zaman Aristo'ya geçiyorum. Sıradaki ismimize. Evet, Aristo, o gün tanışıp sohbet ettim. Arada da yazışıyoruz. Aslında o da rock müzikten gelen biri. Rock grupları varmış. Kadıköy'de Karga gibi rock barlarda falan sahneye çıkmışlar. Hani müzikal temeli olan bir arkadaş. Rap müziğe ufak ufak giriş yapıyor. O biraz kayıttaki mesela o şeyi hissediyorum ben de. Hani bu anlaşılması zor line'lar var. Biraz hani kalemde bir şey var ama bütün Cypher genelinde, onu izlediğim için söylüyorum, 3'te de kameraya daha iyi oynayan birini görmedim bu ekip arasında. Hani o ekrana yakışma olayı, işte konserde bir sahneyi coşturabilecek en güvendiğim bahis yapıyorsam Aristo'yu seçerim. O konuda iyi ve özgün bir tarzı var. Mesela hani direkt bizim ülkede çünkü şey var, scream vokal duyulduğu anda bir 6ix9ine deme olayı var da bunun 6ix9ine ile alakası yok aslında yani. Red Key'deki Sakop'un da yok. Biraz çalışmayla Sakop'tan daha iyi bile olabileceğini ben kanaat getirdim dinlediğim demoların ışığında. Bunu tabii daha seyirci duymadı ama Cypher'daki Vasi ile beraber en özgün iki adam. Aristo ve Vasi. Sen de Vasi yorumladık. Aristo hakkındaki Tamam. yorumlarını yap, Evre'ye geçelim. Tamam. Ben Cypher'daki en orijinal isimleri şey demiştim. Smokey ve Basti ama Aristo da gayet orijinal. Ben orada o gün oradayken şey o Beat Switch'i fark etmedim. Ya dediğin gibi işte tekrar tekrar söylemedim de o yankıdan, akustikten. Şey dedim. Ya bu adam aslında bir rock şarkıcısı ya da işte metalci falan olabilirmiş dedim. Sonradan birkaç şarkısına baktım. Zaten genelde okuduğu beatler de o ayardı Anladım. sanırım. Rap onun için Çok yeni bir hızlı canlı geçtim ama. aslında yani. Ya Ya en öyle. azından Türkiye için farklı bir vokal yani. Öyle bir vokalimiz yoktu bugüne kadar. Evet ya, Sakop'un Varsa da da ben bir ya da bilmiyorum. iki parçası var. Hani ikisini de ben özgün kategorisine değerlendiriyorum zaten. Bu hani ben Aristo'nun Sakop'u duyup da ben de bunu yapayım dediğini zannetmiyorum. Hatta dönemdaş olabilirler. Yani çok yakın araları. İkisinin de çıkışı arasında. Sakop da Evet. çünkü birkaç aydır var neredeyse. Ha, Dilan Aktan demiş özgün mü diye de. Bu yüzden bu yorum yapıyorum. Aslında çok dönemdaş sayılabilirler. Sıradaki isim Evre. Evre'ye ben başlayayım istersen sonra Tamamdır. Bu bir sen şey soracağım sadece. ekleme yap. Voodoo'daki Evre değil mi o? Eğer oysa benim ihtiyarla beraber Cypher'da öncesinden bildiğim ikinci isim oluyor kendisi çünkü. Hiçbir bilgim yok. Ben sıfırdan önce bir albayı biliyordum, bir ihtiyarı biliyordum. Ama Evre ile ilgili hiçbir bilgim yok kim olduğuna dair. O zaman devam et kanka. Ben sorumu sordum. Tamam. Ben storytelling'i başarılı buldum. Aslında Cypher'da benim en başta şey deme sebebim buydu. Cypher'daki en farklı, en orijinal isimleri bir araya toplamışlar deme sebebim buydu. Hepsinin öne çıkan farklı bir noktası var. Birinci Cypher'da böyle bir şey çok fazla görememiştim mesela. Evrede hani storytelling de öne çıkıyor. İlk Cypher'da da bunda da böyle kenarda bir hani ben niye buradayım duruşu vardı. O beni biraz korkutuyordu. Ama biraz daha böyle sahne hakimiyetini artırırsa bence gayet başarılı bir isim. Ben bayağı beğendim. Yorumum bittiyse ben başlayayım mı, ekleyeceğim bir şey var mı? Tamam, istersen başla sonra devam edeyim. Ben de seni şu an
Yine arka plandan bir şey söyleyeyim. Seni göremiyorum. Ona bakıyorum bir yandan Hı, da. anladım. Açabilmek için. Voodoo'daki evre ise Voodoo'da biraz daha lo-fi beatlere verse'ler giriyordu. O dönem daha çok beğeniyordum. Burada belki beat'e tam olmamış bir şeyi var ama yani kötü bir verse mu? Hayır. Storytelling'i güzel ama vokal rengi olarak olsun, sunuş şekli yani delivery olarak biraz evreyi burada zayıf buldum. Ama yine de bu cypher'daki 5 arkadaş da keyif verdi bana açıkçası. Hani ben potansiyel görüyorum. Ama Voodoo'daki evrenin lo-fi dönemini daha çok beğendiğim için belki Cypher'daki beat tercihi yüzünden çok hissedememiş olabilirim. Ama normalde storytelling'ini beğendiğim bir isim. Yani zaten amacımız burada hani bu isimler ilerleyen yıllarda piyasada ses getirecekse Aynen. bence bütün isimler burada bir şekilde başarılı olacak gibime geliyor. Yani zaten şu an Cypher bu insanlar için bir adım şansı. Hani biz varız deme şansı olduğu için birbirleri arasında şu şundan iyi bu bundan iyi diye kıyaslayıp da bir kaos yaratmaya gerek yok. Bunu kendimiz eleştiri bazında söylemiyorum. Hani daha önce konuştuk ya gelen yorumlar arasında. Daha Cypher'ın duymadığımız kişiyi şunlar ne ya bu varken falan gibi yorumlar yaparak hani yaşları çok genç arkadaşlar da var. Bu tarz şeylerden etkilenebilirler. Dinleyici bazında bu yorumu yapıyorum. Hani bence böyle şeylere gerek yok abi. Şu arkadaşınıza destek olmak istiyorsanız bizzat motive edin ya. Bitti benim yorum. Beni bekliyorsan Bütün artık. isimleri konuştuk sanırım. Başka bir isim kalmadı zaten. Benim görüntüm sana tekrar geldi mi? Hayır. Yok gelmedi. O yüzden ben yine duvara karşı konuşuyorum şu anda. Aa evet geldi. Teşekkür Kendi ederim. kendine Discord benim kameramı kapatmış. Belki bir zaman limiti mi var bilmiyorum ama. Biz çünkü önde farklı bir Olabilir programdayız ya. belki. OBS'teyiz ya o yüzden belki. Krone Belki ile beni atma başladık. sebebi de olabilir. Dilan biz Crony ile başladık aslında. Crony'yi biraz çabuk geçtik. Hani ben hatta şey demiştim hani biraz critical'ı andırdı bana. Ama yani nakarat olarak değil tabii ki. Verse'deki autotune kullanımı ve verse matematiği bazında. Hani tıpkı critical'da yaptığım gibi. Yani seven çok sever. Sevmeyense hani nefret etmez ama es geçebilecek bir tarzı var. Ben beğendim. Yani bu cypher'da benim kötü diyeceğim birisi yok. Ama en özgün bulduklarım Aristo ve Vasi. Geçelim istersen. Tamam Başka geçelim. bir yorumumuz yoksa, chat'inde bir yorum yoksa. Ya chat'in yorumlarını zaten okuyoruz onda problem yok. Hani atladığımız bir şey olmuyor. En kötü okuyamadığım bir şey varsa diğer parçanın sonunda böylesi dendi diye ekliyorum zaten. O zaman chat'e bir sorum var. Ezhel'in bütün EP'ye bakarsak bayağı uzayacak ve biz 3. saate koşuyoruz malum. İki parça seçelim maksimum. Hangilerine bakalım? Anadolu Flex, Ter, Cümle Alem, Söz, Duman parçalar. Siz seçin. Biz de oy verebiliyor muyuz? Anket başlatmayı ben buradan beceremedim. Modlarım orada top sizde. İsterseniz başlatın anket sonucuna bakalım. Anadolu Flex şu an okuduğum yorumlarda bayağı var. Anadolu Flex'i bir kesin aldık. Şöyle yapsak 3'e çıkarma şansımız var mı sayıyı? Kanka yok ya ben Mörda'ya katlanamamış parça. Dürüstçe. O zaman ben Anadolu Flex'ten başlıyorum. Siz diğer parça için kararınızı verin. O zaman sıradaki parçamız Ezhel ve Mörda Anadolu Flex. Evet Mali senle başlayalım. Ben de bir kolamdan yudum alayım Ben çünkü. önce tamam şarkıdan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Albüm kapağı inanılmaz hoşuma gitti benim, onu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de beğendim. Yapan kişiyi de evet yapan kişinin işlerine de sonradan baktım. Bayağı başarılı çalışmaları var. Onu bir başlamadan belirteyim. Ha, şunu belirteceğim sadece. Keşke font bu kadar stok olmasaydı. Daha tatlı bir Evet. işçilik çıkabilirmiş font bazında. Ya bilmiyorum yapım aşamasına baktım. Bayağı yaratıcı bir süreci var. O hoşuma gitti benim. Mr. Best yapmış zaten onu galiba. Şarkıda da şöyle ya ben Ezhel'in kariyerini Murda öncesi ve Murda sonrası diye kendimce ayırıyorum. Murda öncesini gayet severken Murda sonrasında acı çekiyorum genelde. Bu şarkıda olduğu gibi maalesef. Maalesef. Yani zaten ne anlattığını anlamadım şarkının konseptine, ne dinliyoruz onu da anlamış değilim. Ya yeni nesil Türkçe rap öyle bir şey zaten kanka. Ne anlatıldığını anlamıyoruz genel olarak yani. Burada ama ekstrem ya. Yani şey var Hani bu en başta da savunmak amaçlı söylemiyorum. Ezhel ve Mörda'ya özgü bir durum değil. Hani biraz öncüsü bu. Özellikle Mörda bazında biraz öncülük var bu konuda belki ama. Ama ya bu bütün Türkçe rap'e yayabileceğimiz bir sıkıntı yani. Sadece bu iki isimle alakalı değil yani. ama Murda'ya sadece söyleyebileceğimiz bir şey var. Abi her şarkıda nokta nokta sanki nokta 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 like'e nokta nokta yani artık baymadı mı biraz ya? Çok çok baydı canım. Baymadı mı yani? Yazarken sıkılmıyor musun? Ben onu merak ediyorum. Evet Leyla ve Neymar aynı şarkıda ne alaka abi diye yorum geldi. Evet gerçekten yani. Bir de albümün geneli için söylüyorum.
Ya gerçekten güzelim bir ihtar eva olmuş. Bunun beatini bu arada Maalesef. beğendim. Ben de beğendim. Yani yalan olmasın, bunun beatini beğendim ben. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Ezel ve Mörde olmasa başta dinlediğimiz isimlerden bir tanesi olsa muhtemelen çok uzun yorum yapmayıp geçecektik. Evet. Ya çünkü şey var. Talep, hani çünkü talep derken şöyle. Bu izleyici kaygısı ya da yayın bazında talep demiyorum. Hani Ezhel'den rapçiler olarak, rap camiası olarak beklentimiz var. Haliyle merak ediyoruz. Ama bahsettiğimiz No Name isimden bir beklentimiz olmadığı için bakalım buradan ne çıkacak diye bakıyorken, Ezhel'e bakalım bu sefer ne yapmış diye bakıyoruz ve ben her seferinde hayal kırıklığına uğruyorum birkaç senedir. Üzgünüm bu konuda yani. Ya şarkıyla ilgili yorumlarını senin geçmeden önce şeyi söyleyeyim. Şimdi burada ben de yine reklam yapıyor demedi. Takipçi kasıyor demedi. Şimdi Instagram'da ekli olan birkaç kişi var takip eden. Daha dün adamın şarkısını paylaştın. Bu ne periz bu ne lahana turşusu demesinler. Mesela Cümle Alem şarkısı bayağı başarılı. Bilmiyorum dinleyecek miyiz? Chat'te ne geldi takip edemedim. Cümle Alem şarkısını bayağı beğendim mesela. İşte Ter şarkısının beat'i Ter'di galiba şarkının adı. Beat'i muazzam. Ama ben bu şarkı özelinde sadece söylüyorum. Hani en başta dedik ya böyle olacakmış ama olmamış gibi. Benim yorumum yine bu şarkı için de aynı yani. Ama Mördan'ın kısmı hariç, Mördan'ın kısmı direkt olmamış. Peki. Ben abi şeyden, parçadan ziyade şeyden gireceğim. Yani sıkıntı şu, Müptezel albümü gerçekten çok güzel bir albümdü. Ezhel'i gerçekten çok yukarıya taşıdı. Hatta bu sadece Ezhel'in değil, Kontkar'ın da olduğu gibi hapis olayları bizi ağırlıklı olarak, Ezhel'in tabii de, bu hapse girip çıkmaları ve orada dönen magazinsel boyut bizi endüstriyelleştirme bazında cidden Türkçe rap'e bir adım attırdı bu isim. Ezhel, bunu inkar edemeyiz. Şey sıkıntısı var. Müptezel'den sonra ben Çıtanın yukarı gitmesini bekliyorum haliyle. Hani iyi, daha iyi bir şey duyacağım derken, Ezhel'in son dönemi özellikle Ceza'dan daha kötü düet tercihleri var ya. Buna üzülüyorum yani. Açıkçası. Yani o yani beklentimin karşılığını alamıyorum. Talep var dedi. Demin talep var demiştim ya, onu anlatıyorum. Yani tabii ki Mörde ile arkadaş olabilirsin. Belki muhabbeti çok güzeldir ya da Benfero ile. Ben dedim tanışsam belki ben de çok seveceğim ama abi şey var. Avrupa'ya oynamanı, Avrupa ve Amerika'ya gerçi ciddi manada hani oynamanı beklerken, hani biraz Ankara usulü Summer Jam evrildiği noktası açıkçası. Kelimelerimi düzgün seçmeye çalışıyorum, o yüzden biraz duruyorum. Ankara usulü Summer Jam noktasına gelmesi biraz beni üzüyor açıkçası. Bu Summer Jam kötü anlamında değil ama yani biraz Afro Trap'i falan salsak mı ya? Ne bileyim. Bu parça Afro Trap bir parça değil de Aya falan o şekildeydi çünkü yani. Ama ya, ve hani Ezhel'den beklediğimi alamıyorum ben şu an. Bu beni üzüyor. Albümle ilgili benim garipsediğim bir nokta daha var. Dört tane şarkı sanırım single olarak çıkmıştı öncesinde yanlış hatırlamıyorsam. Sayıdan emin değilim. Dördüne de klip çekildi. Ya albümün çıktığı zaman da hani bir şarkıya klip çekilip öyle sunulur diye beklemiştim ben. O biraz şaşırttı beni. Çünkü genelde YouTube üzerinden ilerliyor ikisinin de dinlenme sayıları. O biraz şaşırttı beni. Şey, bir yorum gelmiş. Son 2 senede çıkardığı işler hayal kırıklığı değil. Lifestyles 2019 çıkışlı hayal kırıklığına dahil mi? Kısmen dahil abi. Çok iyi parçalar olmasına rağmen bir albüm bütünüyle baktığım zaman bir Müptezel yok Lifestyles'ta da. Hani Müptezel baştan sona bir konsept albümdü. Hani hem konsept vardı hem mainstream'i oynuyordu. Hani o şu an çıtayı ben Müptezel belirlediğim için bunu söylüyorum. Lifestyles'ta da ben Müptezel'i bulamadım. O albümden de beklentim vardı. Çünkü UFO'yu da başta bayağı orijinal buluyorken sonra biraz da taklitlerin etkisiyle çok sıradanlaştıysa da gözümde UFO. Lifestyles dediğim gibi çok güzel 2-3 şarkı var o albümde de ama Müptezel çıtası mı o da? Hayır, bence hayır yani. Yani korkarım Ezhel bir daha muhtemelen Müptezel çıtasında bir iş yapamayacak. Ya Eğer abi, bu bir vizyondan sıyrılmaz. zaten o şekilde rapçi globalde de hani sürekli aynı çıtayı stabil verebilen rapçi sayısı çok az zaten. Hani yaptığı bir klasik albümle efsane statüsüne gelip bir daha o albümü asla yakalayamayan çok fazla Amerikalı veya Alman rapçi de sayabiliriz. Hani sen Almanya'yı bildiğin için Alman diyorum. Ya örnek vereyim, Almanya'da Bushido bir daha Elektro Ghetto seviyesine çıkamadı. En basitinden. Her albümde çok sevdiğim şarkılar oldu ama bir daha bütünüyle böyle ulan ne albüm yapmış dediğim seviyeye çıkamadı. Ya da şey işte hep söylerim, Nas'ın ilk iki albümü Illmatic ve It Was Written bence en iyi albümleri. Sonrasında çok iyi albümler çıkarmış olmasa rağmen bir daha Illmatic göremedi abi. Nas bile göremedi yani. Bak şimdi ismini yanlış okumak istemiyorum da Panik Kong 31 büyük ihtimalle. Müptezel'de yaşanmışlıkların şarkılara yansıması çok büyük etkendi bence Doğru, diyor. doğru. Ben ona Olabilir. katılıyorum. Bugün Twitter'da da bir yorum gördüm. Bu ekonomik refah seviyesi yükseldikçe prodüktörler işleri işte daha profesyonel çıkarıyor rapçilerde de durum bu falan gibi bir şey yazmıştı.
Muhtemelen sebebi Sanırım olur yani. O gelmem yüzden lazım. dedim biraz da. Ya bu Ama arada Jambo hoş geldin, şimdi gördüm. bu arada ben direkt Ezhel'den girdim. Şarkıya yorum yapmadım. Beat'i beğendim. Murda çok yordu. Ezhel'in flow'u güzel. Hani eskiye yakın, Müptezel albümündekine yakın bir rap var ama yani yine bir bütünlük görmüyorum parçada ya. Ama prodüksiyon güzel. Dinletir mi? Dinletir. Hani arabalarda ya da bir yerlerde çalarsa şaşırmayacağım bir şarkı. Ama özellikle Murda etkisiyle abi benim tahammülüm biraz az. Hani ben tekrar tekrar kendi adıma dinleyemeyeceğim. Her yerde duyarız muhtemelen. Arabalarda falan. Çünkü bu Leyla mevzusu, bir işte Neşet Baba mevzuları falan da olduğu için Türkiye'de ekstra ilgi gösterilecek. Hani bu sebeplerden de. Buna hemfikirizdir muhtemelen hepimiz. Chat'te sen de. Dinlenecek ama benim kendi adıma kişisel playlistimde girecek bir parça değil. Mesela atıyorum Şehrimin Tadı hala varken playlistimde, bu parça o playlistte olmaz Türkçe playlistimde, yani Spotify üzerinde. Evet, benim yorumum bu kadar parçayla alakalı. O zaman cümle aleme bakalım. O zaman sıradaki parça Murda ve Ezhel'in Made in Turkey albümünden Cümle Alem. Evet. Evet. Geldim. Direkt giriyorum hatta. Ben kısaca özetleyeceğim Gir. çünkü. Bunda da beat'i beğendim. Ama beat'e yazık olmuş. Ezhel biraz yine yaşanmışlıklarından besleniyor demiştik ya şeyde. Burada en azından beslenmiş, hani yani medyanın ve kitlenin üzerine gitmesinden olduğu yaşadığı sıkıntıyı dile getirmiş. Ama yine çok iyi bir verse mi? Hayır. Murda burada berbat. Net olarak berbat yani. Ve nakaratta bir düet var galiba bunda. Burada parçada ismini göremiyorum ben de. Onun nakaratta yaptığı sound'u bayağı beğendim abi. Nakarattan kurtarıyor parça bence. Murda berbat. Ezhel idare eder. Abi iyi, beat iyi. Genel yorumum bu. Ben şu şekilde başlayayım. Zabi 06 yazmış. İşte bugün Mali'ye çok katıldım ama bu şarkıyı beğenme gereksizini cidden çok merak Ben de, ediyorum ben diye. de, ben de, ben de. Çünkü Senin yemek yaparken dans ettiğin şarkılardan biri mi yoksa? hayır abi. Çünkü diğer şarkılar çok kötü. Zaten 4 tanesini biliyoruz şarkıların. Geri kalan şarkılarda biraz önce dinledin işte. Gördün yani. En azından burada Murda'nın verse'ü atsan bence gayet başarılı bir şarkı. Özellikle beat ateş ediyor yani. Buna yüzünü ekşitme. Beat güzel değil mi? Yok, ateşte etmiyor ama. Güzel beat de ateşte etmiyor yani. İyi peki tamam. Yani O şöyle yüzden söyleyeyim. sürekli farklı diyorum. Ars ve Boogie'yi başarılı buluyorum ve dediğim gibi mesela ben bir önceki Anadolu Flex'in beatini bundan daha çok beğendim mesela. Hani buna ateş ediyor diyorsam öbürüne. Bu o kadar ateş etmiyor. Kendi tarzları için bozmayacak seviyede iyi bir beat. Hani atıyorum bu adamlar ne yapmış ya demeyeceğin iyi bir beat. Ama ateşte etmiyor bence. Peki, Murda'nın verse'ünü sen rezalet deyip geçtin. Berbat dedim, rezalet Bir demedim. iki... Berbat rezaletten daha Yaz bu ya. kötüdür. Yaz bunu, güzel sözmüş. Ne abi, atasözü gibi niye üstüne basa basa söylüyorsun? Tamam. Berbat. Sinirlendi. Çok da yok Bir şeyi patronluk yapıyorum. anlamadım. Ya, dalga geçiyorum ben de zaten. Artık abi kaç saat oldu, beynimiz 3 eridi saati geçtik canım yani. zaten. Aynen. Farklı poliste polisi sansürlemesi çok komiğime gitti Murda'nın. Bir onu söyleyeceğim. Orada Murda'nın bu kadar aşk şarkısı yapıp şaltıyla havada uçurup ondan sonra da ilişki değil direkt seks istiyorum demesi bir enteresan yani. Allah'tan niyetini 18. şarkında açık ve net bir şekilde açıkladın. Peki. Teşekkür ederim. Ya şey var. Bir de bu... Söyle abi, söyle, Dinliyorum. ben yoruma ekleme yapacaktım sadece. Sen devam et. Tamam. Bir de son olarak bu O Ses'te tam hatırlamıyorum şu an cümleyi. O Ses'te Ona Flex'i güldüm ben de, duydun. evet. Bana oldun mest kısmı Joker'e mi söylüyor? Tankurt'a mı söylüyor? Kime söylediğinden Eğer fikrim hani yok. ben hep şey diyordum abi. Murda'ya birisi diss atarsa nasıl cevap verecek? Ya umarım kimse atmaz. Gerçekten ciddi söylüyorum bunu. O kadar... Bayağı aşırı gereksiz ve boş bir bar yani. Zaten geri Ha, kalanlar da umarım öyle de. kimse atmaz dediğim, ben de barı zekice bulup çok beğendiğini falan düşündüm bir an, korktum yani. Hayır. Ha. Hayır. Hani umarım Hayır. kimse atmaz, kariyer yok eder falan gibi aldım dediğin şeyi, çünkü bir an ondan bir bakışlarım değişti sana karşı bir Ya anlık. aynen. Merzilla. Yok abi öyle bir şeyim yok. Ya
Zarri06 demiş ki beatler kesinlikle kalbur üstü ama rapler cidden kötü aga. Bir tane aklımda kalan vurucu söz yok maalesef. Hemfikirim ya. Zaten orada bu beat ateş etmiyor. Ya yok o kadar değil dediğim şey var. Kalbur üstü olduğunu kabul ediyorum. Hani iyi beatler. Kesinlikle prodüksiyon iyi. Ama mesela Anadolu Flex'in iki parça dinledim daha. Diğer parçaları göz atmadım. Dinlemediğim parçalar var benim. Hani bazıları dediğiniz gibi erken yayınlandı biliyoruz ama dinlemediğim parçalar da var. Anadolu Flex'in beatini bundan farsa farsa önde buluyorum ben mesela abi. Yani ateş ediyor diyemem buna. O açıdan ben dedim. Yoksa şey değil, beatlerin kalbur üstü olduğuna hemfikirim. İyi beatler. Ama kendi işine kıyasladığımda bunu ateş ediyor diyorsam diğerine yani. O açıdan dedim. Yani illa aynı yorumu yapmak zorunda değiliz. Ben öyle Yok hayır. düşündüm. O şekilde. Bunu sana söylemiyorum abi. Şey var. Chat'te benim beat'i Tamam canım. hani chat'te benim chat'te ya da işte yayın dinleyenler benim beat'i beğenmediğimi zannetmesin diye söylüyorum. Beat'i beğendim. Sadece hani senin yorumunu abartı bulmuştum orada. Onu belirtmek için ateşte etmiyor dedim. Yoksa şey değil, beatler kalbur üstü buna hemfikirim. Bu açıklamayı ekstra şeyden yapıyorum mesela. Geçen hafta senin olmadığı yayın ben bayağı Sagopa Kajmer övdüm. Hani sonda bir denk geldi hani aklıma. Bir şaka yaptım diye mesela çekemiyorsunuz falan gibi yorumlar geldi ya. Yayının kalan 30 dakikasında adamı full övüyorken bir cümle yüzünden hani bütün söylediğim çöpe gidebiliyor ya. O yüzden bu düzeltmeyi yaptım yani. Çünkü bu dönüp dolaşıp bu Anladım. sefer Baykan beatleri beğenmedi, beatleri çöp dedi falan gibi olmasın diye tekrar tekrar altını çiziyorum. Beatler güzel. Sadece senin yorumunu biraz abartılı buldum. O açıdan. Tamam, peki. En çok beğenilen bit de galiba Ter miydi şarkıda? Şu an tam hatırlamıyorum ama o bayağı bir övülmüş. O zaman İstersen böyle çok ufaktan bir baksak ona hadi Teri de dinleyelim ucundan. tamam ya. Abi bir şey soracağım. Gerçekten bunu mu en çok beğenmiş insanlar? Ben çok fazla yorum gördüm bu beatle ilgili. Ben gram sevmedim. Abi diğer iki beat bunun yanında çok muazzam kalıyor. Evet. Hani ateş ediyor dediğin, abartıyorum Katılıyorum. dediğin beat bile bunun yanında çok muazzam kalıyor. Yani ben zayıf buldum. Parçayı da zayıf buldum yani. Zaten cümle Parça alem da iyi değil. dışında Bence bu yani parça iyi bir ya parça yok değil abi. parça da kötü. Bu parça kötü bir parça abi. Ben burada birine torpil yapabilir miyim burada iznin varsa? Tabii ki. Tamam. Chat'te Emre yazmış. Burada sözlerini tamamen Flemenkçe yazsa tek kelime anlamasak daha iyi olacak aslında. Güzel. Bu çok beğenilmiş olmasına gerçekten şaşırdım çünkü 3 parça dinledik en kötüsü. Net aralarında en kötüsü. Ya da benim takip ettiğim herkes ya da benim önüme çıkan yorumların hepsi tesadüfen böyle denk geldi. O da olabilir. Ben dedim ya sana gram sevmedim yani. Hiç sevmedim bu parçayı abi. O zaman chatten gelen iki tane ama dediğim gibi bunları Discord'u ben düzeltmediğim için insanları suçlamıyorum. Discord düzelttiğim zaman oraya sizden gelenleri atarsak ilerleyen yayınlarda sevinirim. Onu halledeceğiz bu akşam veya yarın. İki tane chatten gelen parçaya da bakıp kapatırız. İlk parça Çaylak Feet No Name Bana Sorma. Açıkçası ben sıkıldım. Hani bunları amatör kayıtlar olduğunu bilerek diğer isimleri hani endüstrinin içerisindeki isimleri eleştirdiğim kadar sert gömmeyeceğim hiçbir zaman tabii ki. Tek düze gidiyor, sıkıldım. Sen ne diyorsun Mali? Aynı yorum yapacaktım ben de. Bir de şarkı da uzun. Evet. Hani Ya kısa uzun derken üç, kursa aslında 3 dakika ama yani. işte bu monotonluk, Ama tek işte düzelik işte bu 3 dakikayı bize 4 saat gibi hissettiriyor işte biraz. evet. Ve evet Abi aynısından bu biraz çöp var. her Ekstra bir şey yok. Artık şu dönemde öne evet. çıkmak için sizin mesela Vasi örneğini vermiştim ya hani şey değil. O da yolun başında. Onun da eksikleri var ama özgün bir tarz. Hani Türkiye için farklı bir tarz olduğu için daha bir ışık vaat ediyor. Daha bir özgün bir şey ortaya koyabilirseniz sizin öne çıkmanız açısından bu size daha çok faydası olacak bir şey. Ekstra bir şeyiniz şu an için yok. Ama yine de yorumumuza önemseyip attığınız için teşekkür ederim. Terk Korakor. Özgün istiyordun, al sana özgün diye bir yorum geldi de Halil Canan'a, ona gülüyorum. Ay. Abi muhtemelen Çubuk Mike. O yani gerçekten hiçbir şey anlamadım. Üzgünüm. Hiçbir şey anlayamadığım için mesela liriklere yorumum yok. Kayı kalitesi kötü. Hani demo olduğunun ve yolun başında olduğunuzun farkındayım ama sevmedim. Altyazı mevcut demiş de biz burada şu an altyazıyı Voice Together'dan açamayabiliyoruz galiba. Aa varmış. Bir de öyle biraz gideyim. Bir de öyle bakalım. Benfero'ya diss var. Beat tercihin çok kötü. Free beat mi sen mi yaptın bilmiyorum ama bu da dinlenebilirliği biraz engelliyor. Kayıt kalitesi kötü. Hani birkaç iyi line var. Hakikaten açınca baktım. Yani birkaç cheesy yani hani yazmasan da olurmuş ya diyeceğim line var. Hani uzaktan bakınca kötü duran ama iyi bir tane line da yakaladım mesela.
Mesela YOLO dolu rhyme'lar tadıyor bonbon. Bence kötü bir line yani açıkçası. Ama çalışmaya devam et abi. Hani bizim yorumumuz seni üzmesin şimdilik. Ama dediğim gibi bu tarzda ünlenirsen ve endüstri içerisinde profesyonel olarak karşıma gelirsen ağır gömerim, haberin olsun. Umarım böyle birkaç ay sonra sağlam bir şarkı gönderir, onu dinleriz. Günün en iyilerini de alalım sen. En iyisi ve en kötüsünü alalım senden. Şimdi Fred'i katıyor muyuz bu listeye? Önceden Ben çıktı çünkü katıyorum çünkü şarkı. ben hala ben günün en iyi işine Fred diyeceğim. Fred yeniden doğdum diyeceğim en iyi işine. Şimdi benim aklımdaki soru işareti orada şu. Rap kategorisine ne kadar sokabiliriz şarkıyı? Yani. O yüzden emin değilim. Yoksa Fred diyeceğim ama Değilse kimi söyleyeceksin? Onu da söyle. Değilse kimi söyleyeceksin? Evet onu söylüyorum. Murda'nın verse'ü çıkarılmış cümle alem yapabiliyorsak eğer öyle bir şey yapardım. Peki, yapabiliriz yani biz O at kadar o kadar koşturuyoruz. kesip biçebiliyorsak kesip biçebiliyorsak öyle yapardım. Kanal bizim, biz atımızı koştururuz, hiç problem yok. Peki en kötü Ama iş? Fred yani. Hatırlamıyorum, yemin ederim o kadar çok kötü vardı ki. Ya Ya ama bir ihtimal Lil Turk müydü arkadaş? ben Gökay Yallah diyeceğim Lil Turk'tense. Lil Turk da çok kötüydü de bugün çok şey Aa, yaptık. Ben Gökay Yallah diyeceğim. Ya da ilk Yallah'ı bir daha de çok Velet mi? beğenmemiştik. Ya Velet de olabilir ya. Evet, çok kararsızım. O Velet de olur. zaman bugün şöyle söylüyorum. 5 arkadaş falan haricinde hepiniz günün en kötüsüsünüz abi bu hafta. Hepiniz berbat işler vermişsiniz yani. 5-6 isim hariç. Burada övdüğümüz isimler haricindeki herkes berbat iş vermiş. Bu arada övgüye şey dahil. Ha fena değil abi ya. Olumlu şeyler gördüm dememiz de övgüye dahil. Geri kalanınız hep berbat işler vermişsiniz bu hafta. Rezalet işler vermişsiniz. Hepiniz en kötüsünüz abi. Ben bu haftayı, bu özel haftayı, bu özel yayını böyle sonlandırmak istiyorum çünkü abi. Çok bu ekstra acı çektirdiniz bize çünkü ya burada. Ayrıca ünlü düşünür Baykan Barlas'ın sözünü de hatırlatırım. Berbat rezaletten daha kötüdür. Ya ikisi de kötü de ya. Allah belanızı versin hepiniz yok olun diye bir yorum geldi chatten. Yok, o kadar değil. O kadar değil. Kimseye beddua etmiyoruz. Crop Platonic Prime'ını bize basmış. Abi çok, çok daha değerli bir şey bu bizim için. Prime'de bir kişi abone olabiliyorken onu bize tercih ettiğin için ekstra teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Günün en iyisi de eğer dediğin gibi eğer Freddy rap kategorisi saymıyorsak da ben Bixxy Black diyeceğim ya. Tripster Freestyle derim herhalde bunu. Ben de. O zaman Pi adamı gidelim. Surha'ya selam söyleyelim. Yarın yayın kafama göre olabilir. Belki